Arkadaşlar bura biraz geciktik bugün, kusura bakmayın. Dünya Şampiyonası'nda bir başka gündeyiz. Naru'nun yayınında olacağım bugün. Yayında onunla beraber şey yapacağız ama draftları bu şekilde ben kendim değerlendireceğim. Onun dışında onun yayınında olacağım. Talia, Maokai, Poppy, T1 tarafından. Diğer tarafta Caitlyn, Renata ve Azir. İlk seçim klasik Xayah. Cevap olarak Orianna açıkken Orianna artı Rakan alıyorlar burada. Hemen Rumble artı Jarvan. Rumble bence çok daha fazla değer görmeli İlk 3 tercihten. Yoksa yasaklanıyor. Burada Kai'Sa varken Zeri tercihi biraz şaşırttı. İkinci seçimi saklamada Nautilus artı Alistar yasaklaması. Diğer tarafta Rell ve Kısante. Dördüncü tercihten bir Rumble'a karşı Jax geliyor. Ve Bard destek. Bard destek belki de turnuvadaki nasıl diyeyim yani en garip tercih olacak. Yani ondan daha garip destek tercihi kolay kolay olmaz. Geçen senenin Heimerdinger'ı tarzı düşünebilirsiniz. Bir diğer konu burada Faker Sylas alıyor ama şunu söylemem gerekiyor. Hani burada mesela çoğu oyuncu sanki gidip Akali alırdı ki alıyorlar. Çünkü baktığımız zaman Cloud9 kadrosuna Akali'yi durdurabilecek çok da şampiyonları yokmuş gibi duruyor. Ulti konusuna baktığımızda Sylas için Rakan ultisi çok iyi bir ulti. Onu söylemek gerekir. Onun dışında kompozisyonlar bu şekilde. Cloud9 Dünya Şampiyonası'nda bence iyi bir performans sergiliyor. Kazanabilir. Yani T1'ı yenerse hiç şaşırmayın diyelim ve maça geçelim. Ayrıca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Çünkü beğenilerimiz izlenmelerimize göre maalesef düşük kalıyor. Ona biraz destek istiyoruz sizlerden. Cansınız. Bilmiyorum. Seha. Aleyküm selam. Bard aldılar sanırım. Gördüm gördüm, draftı yaptım öyle geldim zaten. Bard ya, mesela ben şeyi anlamıyorum. Tamam güzeldir Bard falan ama hani bu kadar farklı Best of One'da böyle T1'sın. Sonuçta üstün taraf sensin ya. Gerek var mı bu farklılığa? Belki de onlar öyle düşünmüştür. Hani T1'ız biz zaten aga. Ama Ver be ver. yenilirlerse Damwon var aşağıda mesela. Damwon'la oynadığı an diyelim ki kaybetti, Best of 3'yi eleniyor. Öyle sıkıntılar vardı, öngörmüşlerdir ya. Bence T1 ağır stomplayacak. Ama belli olmaz. Cloud9 Worst'te çok iyi oynuyor şu an. Mesela şey de sıkıntı bana sorarsan. Burası mesela normalde Rookie, ay Rookie diyorum. Knight, Scout, işte Chovy, hepsi için Akali burası. Faker Sylas alıyor mesela. Harbi Sylas güzel olurmuş ha. Sylas diyorum ya Akali. Yani onu Faker'ın bence en büyük eksikliği bu. Sen Twitch'ten mi izliyorsun? Twitch'ten izliyorum evet. Tamam. Ben de açacağım Twitch'ten şimdi. oynayabiliyor zaten. Niye tercih etmediğini sorguluyoruz burada. Ama Zaya alan genelde Sen ekran kazanıyor. paylaşsana bir Koray bana. Doğru. Onu iyi Reji. dedim. Eyfony Johnny ikilisi sunuyor. MNS Faker'a karşı oynuyor. Toksik şerefsiz. Blaber'ın nereden başladığını gösterdi. Faker'dan garip bir E geldi. Takımına. Bu arada Eir ile oynuyor. Orianna çok pişman olacak. Çok çok pişman olacak. Bu arada Bu Eir ile Orianna oynuyor. Koridorda çok yener ama Jarvan osurtabilir onu yani, Jarvan Sylas. Bard da var. Sadece Jarvan değil ki. Ya ben Ori oynarken Bard görünce mesela Ori almaktan vazgeçtiğim çok oluyor. Evet ya, oynamak bayağı zor. Turnuvanın başı kadar yok. İkincisi de şu an oynanan birçok Of, MNS ultisi takaslara açıkçası bak da çok hiçbir hoşuma manası gidiyor. Burada yok. şey kombosu görebilir Çünkü miyiz? Doran Shield Ulti artı o üzerine yeşil ürünü Orianna'nın girdi. üzerine Orianna'dan Faker. çalınan bir Blubber'da zaten durumların farkında görünerek Ne kendini yapıyor zorluyor Faç? ama şu tarafta neler olmuş Faç? Bu arada bunu şey yapıyorlar Bir ya. tarafta Karşı jungle'ı Blubber botta üstüne görünce geliyor. Daha dakika bu bile direkt yapılıyor. dönüş Kolay içinde gelsin. ilk ama bunun sebebi neydi? Maçın Neydi? başında hatırlarsan Velvet'i yeni göstermişti. Velvet'in üst tarafta olduğunu bildiği için mecburen birazcık Zeus geride oynamak zorunda kaldı. Orianna Phase Dash girmeli bence ya. Ya o Ama şey fight'larda de da OP düşünmüş ya. olabilir. Yani zaten Jarvan'la Bard var. Ormancı geldiği İni zaman mi Blubber biraz zayıf. minnet çekler beni. Ya buradaki Bari mevzuyu lane söyleyeyim gelmiş. mi sana direkt? Ben şimdi MNS'i Galacticos'ta oynarken şey yapıyorduk. Adam direkt mesela atıyorum her şeye koridorda en çok ezebileceği runleri giriyor. Her şeye Öyle büyük ama. bir şey zaten ya. Öyle bir çare MNS. Aynen. Yani adam sadece koridorda en üstün olmaya çalışıyor ama Gelmeden. Faker'a karşı o çok da tutmaz sanki. Güzel bir freeze atıyor MNS bu arada. Onu bozacaklar TP'den sonra. O zamana kadar Yani gerçi bekliyoruz. şey, Velvet gank atsa bile oraya altı olmadan kesemezler o Sylas'ı ya. Ya burada Velvet belki early'de bir şeyler yapar falan ama oradan da çok bir şey çıkmadı. Bir de maç eşit giderse Demran da var. sence kim yeniyor mesela? O Eşit yüzden gitti. yine eşit giderse bence sol taraf yeniyor ya. Bence Ama kesin Jax değil gerçeği var ya. ya. Jax çok yoruyor abi. Avantajını şu an Oo, izliyoruz. Öner çaldı. Jax bence turnuvanın en OP karakterlerinden biri. Avantajı Abi selamlar, yeni geldim de ilk koridorun maçta Ejder'de ölen oldu mu? altında geri dönmediği için. Bu onların
Olmadı. Kimse ölmedi diyeceksin bu soruyu. Nasıl tutturdu lan onu? En son nerede gördü? Bu arada Blaber kesti. Aa! Tuttursa ölmüştü bu arada. Ölecek. Ah! Çıkmayı başardı oradan. Keria'dan yine bir alt koydu. O ne? Ne yapıyor Keria? Çok rahat çıktı bir kez daha. Keria sıçrayı da. Bardinette. Allah Allah. Bardinette'yi bilmezsin sen şimdi Diamond olduğun için. Biliyorum, rahat ol. Onların hepsini takipteyiz analiz için. Ayrıca Dünya Orion'la birincisiyim. Aynı zamanda master. Hadi bakayım. Ooo, Fajalt olur mu? Akıllarda tek soru. Öldü ya. Minyon ölecek mi? Ölmüyor. Geçmiş olsun. Easy peasy. Bu arada Rumble'a karşı Jax almak, bir de letal tempo girmek sanki biraz intihar ya. Tomp geliyor ya sanki. Öyle. Zeus. Zeus'a Rumble vermemeleri lazımdı ya. Blaber ezbere oynuyor. Flash'sızken bunu yapma. Karşı support'u görmüyorsun. Çok rahat yani. En sevmediğim hareketler ya. Bu midi de çok fena ruinliyor bu hareket. Mesela Jax Rumble'a ne yapacak ki yani? Tam olarak nasıl yeniyor? Hiçbir fikrim yok. Bence Ragnar, yenme ihtimali yok abi. Bence yenme ihtimali yok. Rumble'ın kaybettiği bir matchup var mı zaten ya? MNS Nofal. Şimdi Jarvan 6 olduğunda Orion'la ölecek. Rumble şeyle yendi işte Zeus. Atrox'la yendi. Orion'la ölür mü? Yok, T1 Ejder alır burada. Zaten üst tarafta Jax'i durdurdular. Ejder alındı. Cloud9. Aha! Ne oluyor? Berserker. Ne oluyor? Niye bu kadar rahat dövdü? Abi Zeri... Rakan da var ya metada. Zeri Lulu galiba meta olacak yine ya. Yarı finalde falan, çeyrekte. Olur mu? Aslında Rakan'a karşı olabilir. Aa, zaten geçen MSI full Zeri... Zaya Rakan'a karşı Zeri Lulu oynanıyordu. T1 Zeri Lulu yüzünden elendi. BLG... Ama o zaman Zeri çok güçlüydü ya. Bilmiyorum. Ya orası öyle. Ama şey aldı işte. JDG oynadı Zeri Lulu. Ben o maçı kaçırdım, görmedim. Kazandılar mı? Kazandılar. Bir de Akalia oldu, vardı karşıda. Lulu'yu bir çektiler, bayağı problem oldu. Öner'e bak, mahvediyor ya. Blaber bence Belvet alarak hata yaptı. Çünkü iki tane kaybedenle... Oo! Güzel damage. Yalnız Berserker'ın T1 Akademi'den geldiğini unutmayalım. Harbi mi bu? Evet. Bilgiye bak be. Koreli mi Berserker? Evet. Öner Türk mü? Babası Türkmüş, kendisi Koreli. Kim o? Öner. Öner Türk. Ömer'miş zaten ismi. Sonradan Öner yapmış. Öner harbi bir şey değil mi? Çok önde şu an. Bu arada dediğim gibi Belvet'i alması çok kötüydü ya. Orion'la kaybediyor. Top lane... Ya Ori kaybetmiyor da çok baskı yiyor flash'ı yokken. Top lane kaybediyor. Bot lane eşit. Hiç Belvet oynanacak bir oyun değil. Baksana. 2v1 atıyor Rumble. Abi Jax fena troll ya. Kötü tercih. Ama Rumble'a karşı da ne alacaksın ki? Oğlum tank falan alacaksın, devam edeceksin. Yapacak bir şey yok. Aatrox'la yendi Zeus işte dün. Dün müydü lan, ondan önce gün mü? Kaçmıyor bile. Bu arada yemin ediyorum çok fena draft fark var. Çok fena. Rakan geldi 5 level ama. Oo! Zven'e bak. Çok iyi tepki. Bar çok iyi yetişti ya. Oo! Triple. Sen geriden geliyorsun ya. Dur onu ayarlayacağım. Siz geriden geliyorsun ya. Sen geriden geliyorsun. Hızlandıralım. Aha! Gumayushi 1v1 deniyor. Kimin flash'ı gidecek? Berserker'ın gitti. Senden yankı yapıyor bu arada Koray. Tamam. Tamam. Yok abi, bir de bence bak Koray, Jax Rumble'da Rumble'ı yenememesinin en büyük sebebi mesela ilk aldığı item'da HP'de var ya. Yani evet. Gidip öyle tekleyemiyor musun? Fight uzasa yine Rumble'ı yeniyor falan. Büyük problem yani. Şu an Rumble'ı tek yese okey yani. Böyle insanlar eskisi gibi böyle Rumble'ı gank atayım, tek atayım diye düşünüyor ama öyle olmuyor yani. Kozmik bağ üzerine ulti, üzerine zaten o ultideyken bir kişi düştükten sonra Blaber'ı ve Fudge'ı almak da çok kolay. Zven de buraya geldi, pişman oluyor. Elektro sıpkın sıçra, otomatik saldırı susturulduktan sonra... O kadar gerideyim ki hala tam şeye yetişemedim. 1.25'te, 1.5 yapayım. Öne mi aldın? Şu an oyunda... Neyse görüyorsun yayınları. Tamam ben bakıyorum ona. Peki Rumble'a karşı neden ileriye alıp cezalandırmıyorlar, riskli diye mi? İleriye fightlarda hiçbir şey yapamıyor kompetitivde ya.
Ya bir de işler yapabilir de. Early'de bir hiçbir şekilde yenemiyor ki yine. Early'de derken yani şey. Hani böyle gidip bir levelde, iki levelde falan mümkün değil, yenemiyor. Tempoyu alıyor, eziyor Rambo ki yine. Ama bu maça gayet iyi bir başlangıç yaptı. Everfrost'ta bitti saylasın. Baya büyük. İlk itemler bitiyor. Ya Rumble'ın aldığı item'a ne diyorsun peki? Alacağı. Gayet mantıklı. İlk item alınıyor muydu? Evet evet. Görmedim ben. Ya şimdi Night Harvester alsa ne olacak ki mesela? Night Harvester alıyorlar. Onu alsa troll bence. Şu an ölmemek daha önemli. Bir de hani damage de atıyor sonuçta o item. Oo, tower gitti bu arada. Bu nasıl tutacaklar? Ya tutuyorlar. Herald'ı buraya basmak istiyor mu acaba? Bence mide basmalı. Ori ölmedi bu arada flash yokken. Öngöremedik bunu. Kenan güzel olabilir ama first pick'ten falan istemek zor ya Kenan'ı. Mesela bence burada Kenan çok daha iyi olabilirdi. Jack evet Kenan. Büyük ihtimal. Hatta %90 daha iyi. Şimdi Bard'ın rakibe kullanabileceği ultiden bahsediyoruz ama. Aha. Bir savaş istiyor T1. Yine bir anda 4 kişi oldular. Zeus'un sıçrası olmadığını biliyor Onur. Hemen afeti kullandı. Gumayış'ı yandan vuruyor. Skor Onur'da kalıyor. Abi bak ben sana söyleyeyim mi? Neden Bard aldıklarını buldum bu arada. Sonra evet. Diyor herhalde, onun derdi. Mesela atıyorum Ziven zaten AD carry main. Ben adamı izlerken hiçbir Koreli ya da Çinli support'a karşı düzgün oynayamıyor. Adam Bard aldı. Dedi ki ben hani direkt haritada gezeceğim. Ziven zaten gezerken hata yapacak. Ki öyle de oluyor yani. Alametten gelen ekstir altın 4600 üzerinde gördük şu an altın farkı. O ne? Onur. Ne? Oradan gitmek istedi. Çok rahat yani baktı bu ikisinden hasar çıkmadı. Oner diyor. Oner biraz biliyor ya. Botu açsaydı Herald'ı ezikti de. Bir daha açtı. Oğlum adama yaklaşsanız E atsın. Ananızı mı sövsün? Ben Türkçesi yokken çıkamayacak o afetin içerisinden. Şimdi Bard'ın dominasyonu başlıyor map'te. O mid tower düşerse var ya o Bard 1v9'lar. Erkenden düşürmeyi deneyecekler. Bard'ın şeyi muhabbeti de OP ya. Fakir'e bak Fakir'e. Ekonomiye bak ekonomi farkına. 31 farklı önde. Bard mesela Herald muhabbetinde de çok OP bence ya. Blokluyor değil mi ultiyle? Aynen. İyi bir Rumble ultisi direkt kazanabilir. Ama tek sıkıntı işte şu an alamet bence plate'ler için değil de o ilk verdiği gold için daha çok alınıyor bence. Evet bir de solo verince 300 gold alıyor jungle. Ama merak etmeyin onu da nerflediler chat. Ama zaten nerflenmesi lazım ki kill alıyor adam jungle'dan resmen yani. O zamana kadar nerflenmeleri çok kötü flash Fajj'dan. Kendine iyi bakıyorsun kral. İndir bayrağı baba. Aynen öyle. Zeus tanklıyor kuleyi. Son bir sancak skor getirir. Sancak döndü ve Onur. Baker'ı dayılamaya çalışıyorlar ama Kerry'e orada. Gördüler mi Kerry'e'yi? Her yerde bir çağrımını izliyoruz 15'te. O Belvet'i almayacaklardı. Belvet de Jax... Ya abi draftta bitiyor maçlar fark ediyorsun değil mi? Ya bence %100 draftta bitiyorsun. Zay Haaland %90 hani inanılmaz büyük şeye sahip oluyor. Bak geçen MSI Zaya'ya bir şekilde banlamaya başlamışlardı. Bence şu anda banlanmaya başlanması lazım artık. Zamanı geldi yani. İnanılmaz OP. Yani diğerlerine nazaran OP. Çok güçlü değil karakter. Yani çok güçlü. Ama 1v9 karakter değil ama diğer AD carry'lere göre çok daha fazla iş yapıyor. Ya bir de mevzu şey. Mantıken Kai'Sa'ya karşı zaten direkt normalde counter yani. Niye? Kai'Sa atlayıp öldüremiyor abi. Daha ne yapsın yani? O atlayınca ultiyle counterlıyorsun. Tüylerim var adam içeride kalınca falan. Yani bilmiyorum. Bu oyun FP'den aldı zaten T1. Uzun süredir birebir kazanamaz durumda. Zaten Zaya Haaland Rakan'ı da güçlü oluyor. Zaya Haaland V mesela rakibe verirse problem yaşamıyor. V'yi de genelde kendisi alabiliyor eğer jungle'lar banlıysa. Bilmiyorum her türlü draftta çok rahatlatıyor. Dakika daha 16'dayız. Mesela şu an Cloud9 Rakan almış çalmak için. Ama yani Rakan ne yapıyor ki sağ tarafa yani? Tamam eyvallah bir engage falan var ama. Cloud9 zaten geride. Zaten harita görüşü. Zayahlı olduğuna göre çok daha zayıf yani. Yani buna ne yapacaklar ki? Burada izleyici olmaktan fazlasını yapabilirler. Bence fightlayamazlar ya. Rumble ulti. TP geldi bir şeyler deneyecekler burada bu arada. Jungle'da ikili. Öner ne yapıyor? Öner bayağı dayak yedi. İstedikleri savaşı bulabilecekler mi? Onlara iyi hasar raklar. Onur çıkmayı başardı buradan. Her şeyi kullanıyor yanına adamı. Hiç fena götürmüyor Cloud9'ı. Oh! Yakalandı. Of. Bırakılan bir dengeleyici var. Ejder aldı T1. Yoru HP'ye indi. Sonrasında kovalamak istedirler.
Keria! Oha! O ne? Çok iyi yapmadı mı? Oğlum o ne? Faj'a düşmek üzere. Faj iki kişi sersemletti ama daha fazlası da yapmış LCK'de. Yani sonucu belli olan bir başlangıçtı aslında bu. Cloud9 neden bu savaşı istedi? Pardon ya Keria, özür dilerim. Akıllara gelen tek isim Dumbledore. Bence biraz harbi iyi oynardı. Bardı fena oynardı ya. Konuşuyor musun hiç? Arada toksiklik yapıyorum işte böyle mesela oyunda görüyorum. Kötüymüş yani burada. Pislik yapıp gidiyorum sonra. Orion ulti falan da geliyor ama şimdi artık savaşması mümkün. Cloud9 hala sağ sol yapıyor bu pozisyonda. Çok erken bıraktı çalmak ya. Berserker'da E yok muydu ya? Göremedim. Dumbledore ultisine bassaydı. Mükemmel orada. Yani bağ kuruyor orada. Bard ultisi de müthiş olmuş abi. Bu ne? Keria. O kadar kolay ki. Tima kusursuz oynamış burayı. Ama Keria zaten harbiden oynamaya başlayınca farklı oynuyor ya. O yüzden supportlar arasında o yüzden fark var bence. Bence mesela DRX'te şampiyon olan Beryl var ya, Dammon'da da oldu. Mesela o bence tam Keria tarzı, hatta Keria'dan biraz daha böyle kanser oynuyor. Ki galiba şu an dünyada iki kere dünya şampiyonu olan support var mı? Onu bilmiyorum da Beryl çöpçü ya. Oğlum nasıl ya? Adam var ya, Dammon adam gittiğinden beri doğrulamadı ya. Hala kellinle oynuyorlar. Artık oynayamayacaklar gerçi. Hala flank'te arıyorlarmış ama. Bu nasıl bir stomp peki? Map'te hiçbir şey bırakmadı. Ben Cloud9 yenecek dedim ya, ondan oldu. Wolf abi, Wolf var ama. Mesela Wolf iki kere şampiyon oldu ama aynı takımda oldu. Beryl iki farklı takımda oldu. Bence en büyük fark o. Dakika 20'de 11.000 gold farkı hiç görmemiştim. Daha fazlasını gördüm ben, hatta T1'a atıyorlar. Burst'te mi oldu? MSI'da. Ha. IG. MSI'da biz de yaparız ya. 16.000 mi ne fark atıyor galiba 15 dakikada. İşte geliyor, o dive geliyor. 5 kişilik Faker'a dive. Baron haberi gelecek. Tüh be, konten çıkardı tam. Gözler asıl burada Dumble arıyor. Bu arada bu Zayah'ın Baron'a vurduğu hasarda bir yanlışlık var ha. Ciddi söylüyorum, acayip saçma bir damage atıyor. Herald'ı açıp bitirecekler mi? Top lane'e mi gidecekler? Top'a gidiyor, o kadar da değil dedi. Aslında o kadar da. Tek maç olmasa yaparlardı belki. Blaber kendine çok iyi bakıyorsun abi. Flash'ın da yok. Aldığına pişman olur. Onur da geldi yan taraftan. Havaya savruldu Blaber. Kullanabileceği bir sıçrası Keria yok. Gitti. Bir sancak kombosu daha. Bir afet. Tekten ben ölüyormuş. Ya ölüyor burada sıfır. Bence şu an mesela asıl olay ne biliyor musun? Mesela Cloud9 ne yapabilirdi diye düşündüğün zaman bir şey çıkmıyor ortaya. Evet, iğrenç draft burada devreye giriyor işte. İşte. Top kaybediyor, mid kaybediyor. Bot da biraz yani bot da kaybediyor büyük ihtimalle Zayat'tan. Yok, bot banko kaybediyor ya bot lane. 3 kaybeden lane'de Belvet'te ne yapacaksın ki? Ya hadi midi yeniyor olarak düşünsen bile Bard Jarvan'la karşı Orianna prio kuramaz yani, mümkün mü? Faker'a bak, etliye sütlüye karışmamış. Benim solo queue maçları işte. Faker'a şey demişler, abi sen elleme, biz halledeceğiz. Hasar dahi almadı. Kullanılan bir bard ultisi iki kişiyi birden tutuyor. Zven oradan uzaklaşacak. Zayağa bak nasıl vuruyor. Faj var diğer tarafta, Nexus açık durumda. Faj skorunu buldu T1. Bir tane skor alabilecek mi acaba? 15-0 oldu, bakalım ölecekler mi? Ölmeyin de thumbnail yapalım he. Güzel. Aferin T1. Çok acımasız oldu ya. Güzel güzel. Neydi böyle? Çok tutuk görünmüş. Olduğunu anlamadık bile. Kendileri de memnun. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Belki de hani bu Avrupa büyüktür, NA büyüktür, Avrupa muhabbetleri falan var ya. Onu biraz da olsun belli edecek. Maçtayız. Energy, Mad Lions. Turnuva performansına baktığımız zaman hani bence enerji biraz daha iyi gözüküyor, onu söyleyeyim. Mad Lions evet işte Elio'ya karşı jungle'ı girdi, BDS'i yok ettiler falan ama hani Amerika takımları nedense G2'yu dışarıda bırakıyorum. Avrupa takımlarına göre daha iyi performans sergiliyor gibi geliyor bana. Yani gibi gelmiyor, hatta öyle yapıyorlar. Yani Cloud9 ne kadar T1'a karşı direkt olarak kaybetmiş olsa da gerçekten söylüyorum,
Hani ben Amerika takımlarının performansını daha çok beğeniyorum. Kenan Kalista, Belvet, diğer tarafta Zayah, Jax, Orianna ve ilk tercih bakalım enerji tarafı neyi tercih edecek? Belki bir Alistar falan alırlar. Maokai geldi. Alistar bu arada hani Koreçin takımlarını izledikçe ulan acaba mı diyorsun? Şimdi Rumble'ı gösteriyor Chase'i. Ya Rumble burada nasıl söyleyeyim? Üst koridorda gerçekten baya baya iyi bir şampiyon. Çok fazla oynanan ve daha fazla oynanması gereken olduğunu düşünüyorum. Ve Alistar tercihi geldi diğer taraftan. Mesela burada Sylas falan büyük bir ihtimalle alamıyorlar. Üçten de çünkü Sylas'ı counterlayabilirler. Mesela Niski gidip Cassiopeia alabilir. Ama tabii ki rahat ediyorsanız burada Sylas'ı çekebilir. Sonuçta Chovy falan bu tarz durumlarda alabiliyor. Ve Jayce geldi. Maokai Jayce artık çok alıştık zaten. Ve yanına Kai'Sa. Burada Kai'Sa, Jayce, Maokai üçlüsü aslında iyi bir üçlü. Neden? Çünkü dürtme olarak dürtmeleri var. Hasar dengeleri çok iyi. Savaş başlatma mekanikleri var. Maokai ile beraber. O yüzden bu 3 şampiyonu ben beğeniyorum. Ve burada Mad Lions'tan bir Jarvan tercihi geldi. Jayce ve Kai'Sa'ya karşı fena olmayan bir tercih baktığınız zaman. Ben sadece Karzi'nin ne alacağını düşünüyorum. Şimdi Ezreal buraya hiç iyi gideceğini sanmıyorum ben açıkçası Karzi için. Hani Karzi burada mesela bir Zeri yasaklaması gelir bence. Gelmeli de belki. Zeri yasaklanırsa eğer Ezreal'ı açık bırakabilirler. Zeri gitti. Ne alacak merak ediyorum açıkçası nişancıya. Hani bu tarz durumlarda nişancıyı ikinci seçim yasaklama ekranına bırakmak bayağı büyük bir problem. İşte burada Rumble'ın neden tercih edilmediğini de az çok anlayabiliyoruz. Ney bu? Bu arada Sylas yasaklamak zorunda Mad Lions diye düşünüyorum ben. Hani Rumble aldığın zaman destek zaten alıyorsun ilk tercihte. İşte orman alıyorsun. Hop bir bakmışsın nişancı alamıyorsun. Yone yasaklaması geldi. Sylas'ı umursamıyorlar şu an. Evet bakalım Azir'in yanına ne yasaklayacaklar. Burada bir mesela Cassio yasaklasalar adamlar Sylas alır mı? Sivir yasaklaması geldi. Bak Sivir varmış mesela Zeri yerine. Sivir'de iyi bir yasaklama bu konuda. Şu an hala Sylas Angle var. Buradan orta koridor alamazlar. Nişancı almaları lazım. Orta koridoru son tercihe bıraktı Mad Lions. Zeri gelecek büyük bir ihtimalle. Ya da Aphelios falan. Ezreal almamalı. Ya bence almamalı. Ooo Nilah geldi. Elinizde bu arada ilk defa Nilah seçiliyor. Elinizde böyle bir şampiyon varsa ikinci seçime saklama ekranına bırakabilirsiniz. Nişancıyı. Rel tercihi geliyor. Rel de Nilah'ı bozabilen bir şampiyon. Şimdi burada Alistar'a karşı Rel almış oluyorlar. Baktığınız zaman tabii ki Rel her türlü oynanır ama sonuç olarak genelde Rel gözüktüğü zaman, göründüğü zaman Alistar tercihi geliyor oyuncular için. Buradan bir Sylas tercihi gelecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü hani Sylas için iyi bir maç ama işte Sylas'a karşı alınacak tercihler ne kadar hoşuma. Mesela dün Chovy aldı, Tristan aldı. Caps zorluk yaşadı mı yaşadı ama takım savaşlarında çok büyük iş yaptı. Bakalım aynısını burada Palafox yapacak mı? Yoksa Syndra falan alıp devam mı edecek derken Sylas tercihi geldi. Bu biraz beklenen bir şeydi. Mad Lions da bu bait'i düşürdü. Aynen Cassiopeia gördüğünüz gibi. Bence burada Sivir değil Cassiopeia saklamaları lazımdı net. Rakip Yone yasakladığından sonra. Çünkü bak rakip Yone yasakladı. Burası Cassio'yu yasakladı. 4'ten Sylas alamıyorlar. Kendileri bu sefer Sylas alacaktı. Çok daha mantıklı olacaktı diye düşünüyorum ben derken Talyah çektiler. Bu arada şu an ben enerjinin draftını çok beğendim. Net şekilde söyleyebilirim. Bakalım ne olacak. Yani burada bu arada şimdi orta koridor Jayce diye düşünüyoruz ya biz. Hani Sylas'ı işte orta koridoru nasıl alacaklar falan. Jayce üst koridor Dok'la fena oynamıyor ki üst koridorda da birkaç kere oynanıyor şampiyon. Yani oynandı. Oynanabiliyor. Şimdi karşıda düşündüğünüz zaman Rumble olduğu için hani Jayce'le de rahat rahat takılırsın. Çok da dert olmaz. Bence şu an enerji tarafı draftı yendi. Nilah performansı burada belirleyici olacak diye düşünüyorum. Bakalım maçta neler yaşanacak. Geçelim Naru'nun yayına. Kimi beğendin? Mad Lions'ı. Talia pick'ini çok beğenmedim. Ben direkt enerjiyi beğendim ya. Abi Rumble'a düzgün pick bulamadılar ya. Rumble eziyor Jayce'i. Tamam eziyor da adam eğer Dog'la bu tarz şampiyonları bayağı yönüyor. Ya yani eziyor dediğin ne yapacak? Ama. Maksimum 10 CS atacak yani. Tamam yeter işte Jayce Snowball çarı. Girdiği ürün ne acaba Jayce'in? Bu arada Jayce Snowball çarı değil bence ya. Şu an hayvan gibi güçlü oluyor 3 temde falan. Evet. 4'te de güçleniyor. 4'te Shojin evet. Alıyor şu an zaten. En güçlü formu. O yüzden early şampiyonu değil ki artık. Bir E ile 2 Q atıyorsun. İşte o yüzden bence... Shojin'de.
Bilmiyorum, ben Enerji'nin draftını daha çok beğendim. Silas zaten bayağı iyi oldu. Ben bağırdım draftta Silas diye de. Blind Silas'a Talia almak da biraz ilginçti. Orada Cassio niye almadılar acaba, onu merak ettim yani açıkçası. Bence bilmiyordu kim top kim mid. Flex X'de. Bir reklam basıyorum, chat maçta görüşürüz. Nasıl, Silas'a sen flex mi diyorsun? Ha, ben flex sandım ya. Rumble'a karşı oynayamaz ya. Ben Rumble'ı flex sandım. Rumble mid olur mu Silas alırlarsa falan diye. Reklam basmayı unutma. Bu arada abone unuttuğum olunca gün, bu... öldüğüm gündür gülüm. Bu arada bastığın reklam. Evet. Şey mi peki? Nasıl söyleyeyim sana? Aboneler de görüyor mu? Hayır. Değil mi? Abone olanların Allah belasını versin diyor şu. Abonelik hediye etmek falan abonelik direkt... Abonelik hediye etmeyin, evet. Troll bayağı. Batuhan Pike aboneliklere başlamış. Koray, şunu aynı anda bir oğlum, ayarlayalım bir ya. Neyi? Aha. Alev ejderiyle başladık. Bak, dur. Şerefsizlere bak, abonelik hediye diyorlar. Sen geriden geliyorsun. Dur şimdi, ben onu ayarlayayım. Ya da sen tamam, mi ayarlayacaksın? Ben edemiyorum o zaman. Ben bir hızlı alayım. Sen al hızlı diye bir tur. Bir dakika, bir şeyler oluyor. Bak. 1.25'i alıyorum. Jarvan Noffle öldü Jarvan. Kendine iyi bakıyorsun. Oh, Silas aldı. Silas aldı. Alio'yu reportlayın çabuk. Şimdi sen buradan mı devam edeceksin? Bir tık ileri alayım. Dur daha. Alıyorum daha, bekle. Tam 1.41, 1.42. Daha da devam ediyor benim 2x. Aha, durdu. Kaçtasın şu an? 1.50. Tamam, aynıyız. 1.51. Tamam, aynıyız. Oh! Jayce fena patakladı ya. Bu ne? Bak, Dog'la harbi diyorum, bu tarz şampiyonları herif iyi oynuyor. Bence yani erken 2 geldi Palafox'tan. Niskin'in ağzına sıçtı. Abi first spot'la başladım. Hem Doran Shield hem şey. Sıkıntı. Yo, bu arada zaten şu an ya o Nilah mesela, atıyorum bu Silas tek kesecek ya Alistar ultisi alıp Nilah'ı. Bu arada Enerji'nin kadro da iyi lan baktığın zaman. Ignar, FBI, Dog'la. Sadece adamlar NA şampiyonu. Tamam, evet de mesela mid jungle'ları bir tık daha iyi olsa. Şöyle Naru Closer gibi bir şey lazım oraya. Oo, o zaman bayağı sıkıntılı bir maç. MSI şampiyon olunur. Naru Closer'la mı ya? Closer'la olunur da. Chase'nin potları bitti bu arada. Dövüyor Dog'la bayağı. Bak, gerçek Jayce'ler 3 level'a 4 level'a kadar W'ye vermez. Ben bunu yayında yapınca dalga geçiyorlar. Abi 2 level de EQ'ya mı verilir ya falan diye. Onun amacı 3'te EQ'nun 2 olması. Bence Jayce'le okey ya Rumble'a karşı. Evet, eskiden bayağı counter deniliyordu da hiç öyle bir durum yok gibi. Closer Türk değil mi? Nasıl İngilizce konuşuyor? Abi bütün takıma Türkçe öğretti. Öyle devam ediyorlar. Contracts güzel full clear attı bu arada. İki krebi alma şansı da var şu an. Jarvan kontrol edemiyor flash'ı olduğu için. Olmadığı için. Ya Maokai ile böyle bir start dream senaryo. Bu arada bak işte abi, best of one olayının en büyük olayı bu. Maç kötü başladı. Abi yapacak bir şey yok. Çözeceğim bir şekilde ya da kaybedeceğim yani. Bu olayı bayılıyorum ya. Oh. Jarvan acayip zaman kaybediyor. Gerçi Bots katıldı, gitmek istemediği için bir şey yani, yok ki. Evet. Yapacağı bir şey yok. Map'te de burada Genk'i mi bekliyor? Genk'i bekliyor. Ama Dog'la da sanki... Chase dedi ki ben burayı pushlayacağım aga. Dog'la bir tek all chat'ten yazmadı jungle burada diye yani. Aha. Ne oluyor? Kesemezler ki iki ayda. Of, çok iyi attı köyü de. Yanlış, köyü fena attı ha. Burayı trolleyen yalnız Maokai direkt. Sanki o da direkt koşsa bir şeyler olurdu. Chase'in awful, sıkıntı yok. Kontrakt sonu keser. Palafox'ta TP de yok. Oo. Ya mid için kötü biraz oldu da kaçırdı. Top için de çok iyi oldu ama. Evet. Oo, Lissing Gang'i. Bizim çılgın oğlan solo kill dener burada, ben size söyleyeyim. Benim bildiğim Lissing. Güzel. Çok şu an mesela şunu yapması o kadar büyük bir şey ki. Evet, çok çok büyük. Ya Chase'in oyunu bitebilirdi yanlışlıkla. Bir de direği iki çantaya koydular. Şimdi o Maokai ya base ya da direkt topside'a. Rumble'a bir gank. Şifa.
Bu oyun valla fena. Şu an bence Maokai'nin flash'ını direkt tapa kullanması lazım bir şekilde ya. Bence de. Açık bulurlarsa çok iyi. Tapa dive mı geliyor yoksa? Öldü. Johnny. Niski de geliyor. Flash'ı yok, Niski de geliyor. Hadi kolay gelsin. TP de yok. Pushlatmadı bu arada. Oo Jarvan. Ah be. Ölebilirdi de hareket edemedi. Clean. Bir önceki Yamada TFT'de fena taşıyormuş Nila. Bu arada ha, mesela tapa dive'ı böyle attılar ama bence öyle çok büyük bir şey kaybetmedi ki Jayce. CS kaybetmedi, bir şey olmadı. Sadece kill aldılar. Bence de müthiş bir dive değil ya. Kaynak bakımından. Sadece kill almış oldular. Ama şey de işte enerji de bir şey alamadı. Mid'de CS kaybetti mi Talion'u göremedim. Bir wave. Peki bu Furkan da... Nilah geldi. Sana dedi ki. Serçe parmağınla yüzük parmağını alacağım. Ama 15 kere kırbaçlayacağım seni elindekiyle. Gördün mü elindekini? Tamam. Bak şöyle çatal gibi bir şey var elinde. Tamam. Okey misin? 100 bin liraya. 100 bin lira veriyor. 15 kere kırbaçlıyor, iki parmağını da alıyor. 100 bin lira manyak mısın? 100 bin liraya veririm. 100 bin lira ne şu an? İki parmak çok oldu yüze ya. Bir dakika, flaşı yok Doklan'ın. Hiç o teklifleri bilmiyorum. Ben sana öyle bir teklif edeyim mi? Sen teklif tamam dur dur bir dakika. O teklifler bendedir yani, sen rahat çok ol. Çok güzel counter gank geldi of. Bu arada. Çok iyi yetiştiler, flaşlar yok. Rumble ultisi. İğrenç. İğrenç. Oh! Canı inmiyor lan. Fena pataklıyor burayı. Bu arada Palafox o ultiyi niye öyle attı biliyor musun? Smart cast büyük ihtimal o yüzden. %100 smart cast o yüzden. Olabilir. Hadi 100 bin lirayı 750 bin lira yaptım Furkan. Tamam. Ya da 1 milyon TL. Tamam, ben sana direkt söylüyorum. Zara... Okey misin yani? Değilim. Kırbaçlayacak ve iki parmağını alacak. Değilim. Ama kırbaçlarken böyle değilim. Furkan diye bağıracak. Aile detonu olacak. Değilim. 1 milyon TL. Yok. Bir parmak. Yok. Peki. Her 500 gün... bin dolar desem okeysin ama. Yok zaman. Değilim direkt, yine değilim. Allah Allah. Bu ne oldu oğlum, sen para göz adamın. Ben sana direkt soruyorum. Günde 5 tane zorunlu evet. Zarakida ile duo var. Tamam. Mikrofon hani ses kapatmak yasak. Duo atıyorsun. Tamam. 500 bin TL bir yıl boyunca. Her gün oynayacağım. Her gün. Haftada 2 gün tatil, hafta sonu yok. Bir düşündürdü. Tatil olmaması çok kötü ya. Var oğlum işte 2 gün. Ha var mı? Hafta içi her gün. Diyorum. Aynen, hafta içi her orada gün. Orada Alistar öldü. Okey ya. Zaraki dayı iyidir. Okey ya. 500 bin lira havadan. Tamam, ben dayıyla konuşuyorum. Ooo. Dokla lan ölüyordu ha. Taşıyor. Aha. Var. Aman iski. Ne yapıyorsun? Aha kesti lan. Oha. Yasin. Oy, güzel dojudu ama yetmeyecek. Onu da keserse yalnız transfer Getir olur. Getir onu da. Bu arada kontrat yazmış daha oraya. Ben kontrat yenilerdi orada kesse. Öyle söyleyeyim sana. Kontrat yenilerdi derken yani Maokai'yi yenilemez arkadaşlar. Yani kontrat bildiğimiz. Ne oluyor? Alistar ultisi var. Güzel Q'yu öldürür. Kötü Q. Kötü Niye Q. flash attı Q ki? Q maxliyorsan o Q'yu kaçırmayacaksın aga. Öldü bu arada Silas. Oo! Bir triple gelir mi Karzi'den? Oo! İttirdi Jayce ya. Şu an yalnız büyük problem. Trollemeye başladı. Mesela Palafox. Abi Palafox'un yaptığı şey tam bak eyvallah güzel ama mesela atıyorum orada dive'ı nasıl atması gerekiyor biliyor musun? Q'yu attı, tutturdu, bekleyecek. Hani bir daha Q gelecek. Öyle girmesi lazım bence. Palafox biraz weak ya. Çünkü bak öyle yapsa Q'yu direkt tuttururdu. Hani Q atıp E'nin ikincisini atacaksın direkt. %100 tutturmuştu o zaman. Ya da Everfrost'u bekleyeceksin. Q'yu %100 Heh. Tutturmana yardımcı İşte olur. Aynen. O da olur. Oğlum 75 gol daha oldu. 78. Of. Hayvan gibi de öldü yine bu arada. Ay. Ya kim bu ya? Palafox. Palafox T1 Akademi'den geldi. Koreli mi? Yok yok. Önüne gelen T1 Akademi'ye mi giriyor? Bu ne T1 ya? T1 değil lan. 100 T's. Yanlış söyledim. Ha pardon. Yani biraz Can'la iletişimde bulunmuş. Oynayıştan belli diyebilir miyiz? Palafox'la Can oynadı mı? Bir mevsim oynadı galiba ya.
Q2 şu an 270-300. Rahat kapatır da. İntledi. T1 Akademi'den oyuncu çekmek mantıklı ya. Cloud9 direkt mesela. Marbot'unu niye almış acaba Palafox? O direkt şeyi ya işte. Hani hafif CC var. Aynı zamanda da MR olsun diye çekmiş. Cooldown bot mu alması lazım? Yo, tek AP gerçi Maokai da AP gidiyor ya. Yo, Magic Penetration alıyor herkes de. O bot. Bu arada bence Magic'de. First Strike girdiğin zaman dediğin gibi Magic Penetration bayağı iyi. Aha öldü bu arada. Flash'ı var. Yo, öldü ya. Rell'le beraber direkt. Of, abi Rell nasıl aldı. Biçer ya? Gromp'u da aldı. Ragnar DC. Şimdi First Strike biraz, girince biraz. İkinci E fulliyorsun ya. O yüzden damage bayağı fark ediyor. Ama bence Conqueror girerken direkt Sorcerer bot troll. Bence. Biraz aşağıda takılsın Ragnar. Alacağım onu. Sen mi? Aleyküm selam. Yedin mi Kuruba sende? Şu an yiyorum. Kuru Hasan. Ne var içinde mesela? Bizim BİM'de de satıyorlar kurbasan. İçinde böyle Nutellamsı bir şey var. Onlar daha iyi büyük tam sağda abi. Adam Fransa'da kurbasan yiyor. Onlar daha iyi diyor işte vizyon. İşte. O kadar emek veriyorsun. Palafox Chase'i yakaladı. Chase ya bu nasıl bir fiesta'ya döndü ya? Oo, Everfrost yok mu yok? Niye hiçbir zaman Everfrost yok? Valla fena tilt olmaya başladım bunun oynayışı. Q-Max Sylas oynuyorsan Everfrost'u wave'e atamazsın aga. Zaten Q tek atıyor wave'i. Tilt oldum ya. Sabah sabah. Peki bu matchup'a ne diyorsun top'taki? 9 level'a kadar 1v1 saldık seni Ragnar. Jayce oynuyorsun, karşında Rumble var. Abi Ignite Rumble yorar ya 1v1 de. Ya Jayce'e çok fightleyemem öyle de. Şimdi yener mi sadece Jayce de 3 bir önde mesela ben bunu. İşte, eğer Jayce'sen ben... Rumble'a karşı en iyi pick ne? Bence Yone. Kennen banlıydı, Xante banlıydı, Yone banlıydı, Jax banlıydı. Oğlum her şey banlı bu ne? Evet, iyi banlılar. FP'den Rumble aldım et. Yani FP ama değil de onların FP'si. Ryze iyi bak, şimdi aklına geldi. Ama bu arada Ryze nasıl iyi lan? Ryze fena açar top'ta bu arada. Dışarı oynuyor solo. Oğlum tamam da Rumble'a sıkıntı Rumble sıkıntı çıkarmaz mı oğlum? Yok abi, çıkarmayabilir ya. Bence jungle'ın çok önemli oğlum orada. Yo. Phase Rush var ya Ryze'da, çok fark ettiriyor. Öyle de Jayce gibi aslında ama daha iyi. Çünkü Jayce'in tool'u yok, Ryze direkt üzerine koştu gibi durduruyor ya. Oha! Kai'Sa W'sine vurdu lan. AP mi gidiyor o Kai'Sa? Yo, AD gidiyor. Jayce şey Q'su mu vurdu? Sylas Q'su mu vurdu? Ne vurdu lan? Closer ne zaman gelecek? Abi dün gece acayip bir partiye gitmiş Closer. Yazdım daha dönmedi. Adam her cumartesi gecesi Antalya'nın en ucra köşelerinde partiliyor ya. Abi çok zor ya bence Medin işi. O kadar da değil be. Bence zor abi. Nilaf falan şu iş an yapabilir. Şu an dürtecekler bir de Maokai ile bilmem neyle. Ooo trolledi Karzi, tamam trolledi. Direkt. İki flash aldı ama. Fena trolledi oğlum, iki flash da öldü ki. Birazdan öldürecekler. Öyle böyle trollemedi, bak bir şey diyeyim mi? Direkt kontrat iptal eden engage bu. Onun kontratı satıldı abi sen. Ooo direkt kontrat iptal, direkt. Niye bu kadar kötü oldu ya burası? Oğlum flash engage öyle bir şey var mı? Harbi. Nilah başladı. Nilah'la. Yana zannettim. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim yani. Direkt maç bitti. Bence adamlar çok iyi flash attı ya. Nasıl bekliyorlar? Yok evet şey? O bayağı iyi flash attılar da. Yani Karzi bakalım belli etmiş mi biraz? Belli etmiş biraz ya. Ama bu yavaş çekim ya. Bence çok hızlı yaptı. Basılırmış bir de. E'ye atmış önce. Ben E'si sanırım. Yani rakibi 2'ye yürüyorlar. Hatta 3'e yürüyorlar. Elio'ya farklı bir yere gidiyor. İşte önde Karzi. Karzi de böyle bir adam ya. Yazı tur oyuncusu. Bugün tura gelmiş, kötü oynuyor. Combo, görmedik o komboyu. Ve bence yapılması gereken önemli buydu. Burada yapabilseler onu. Okeydi. Ama burada yapamayıp. Şimdi tamam. Hilisang solo kill'i koymuş. Shutdown almış yine. Bu arada bence Hilisang'in orada Kai'Sa'yı kesmesi kötü. Ne diyorsun oğlum, shutdown almış adam ya. Tamam işte shutdown aldığı için kötü. Başka zaman belki kesemezler. Tamam kesemeyebilirler ama Alistar'a giden shutdown'la oyunu mu kazanacaklar zaten? Tabii ki ya, Fed Alistar. Direkt kesmemesi lazım. Haydi. Aa başladı maç. Önemli bir şeyler oluyor bakalım. Pikemlere maç bitince bakarız. Yapacak bir şey yok. Abi bunlar bence koçu dinliyor. Ona derse tersini yapıyorlar. Yoksa böyle denk gelme ihtimali yok. Nasıl oğlum? Medin işi zor dedik işte. Adamlar kaybetti.
Daha ne diyeyim size yani? Ooo! Bir anda comeback kili geldi. Biraz ama önce bu troll ne? Şerefsizlerin dedi. Ooo! Troll yarışı, troll yarışı. Daha verdi Kaysa, koça inat. Harbi bir shot down daha. Bak heh! Az önce vermese şimdi mesela 150 gold değil 300 gold verecekti, 500 gold verecekti. Evet bak, al dediğim oldu işte. Aynen öyle. Aha! O da öldü. Aha. O da öldü valla. Oğlum Hilly Sank! Neler yapmaya başladı. Çok kötü ilerlerken bir anda... Bir gün, bir gün Dogla ile Palafox markete gitmiş, ha yemeğe gitmiş. Demişler ki ya bu adam yemeyecek mi? Palafox demiş ki o adam Dogla. Aha. Karzi ölmez o çarla. Kontrakt'ın flash'ı yok hala zorluyor tek başına. TP mi gelecek? Yo, Ignar gelmiş. Hilly Sank o shutdown'ı aldığından beri müthiş oynuyor. Bu sefer öldü. Manko ultisi yetişir mi? Aa kendine iyi bakıyorsun Rumble. 5 saniye CC yedin. O E damage'ı fena saçma ya. Ultinin mesafeye göre CC'sinin artmasının acil kalkması lazım abi. en azından en uzaktan yersen 2.5-3 saniye bağlıyor. Sen onu bunu bırak. Bu satış ne? Bana bir onu söylesen. Bu map'i güzel oynamış. FBI ne yapıyor bak? FBI ne yapıyor? FBI ne yapıyor? Niye vuruyorsun orada? Kaşınmış ama. Dışın yok. Kaşınmış ama. Tanı neyden yedi? Bir dakika. Alistar flash oto attı galiba. Öyle mi? Dur bakayım. Onun gibi böyle otomatik saldırı falan yapıyor. Halbuki yani orada düşmüş artık. Çıkman lazım senin. Böyle olduğu için bu kadar böyle labale bir şekilde evet, spectate'den gözükmüyor flash oto tam. Flash oto attı. Yine bir şekilde geri dönmeyi başardı. İleri çok sarıyorum bakarsın yine. Yaptığı ufak tefek hamlelerle böyle geri de tam saniyeyi söylersin ya. Bir şekilde geri döndü. Tamam. Tali E'si değil, ben de Tali E'si sandım da. Alistar flash basic atıyor. Burada ne kadar Palafox gravitate oluşursanız. Burada çok iyi pusmuş yine Hilly Sank. Ya bu çocuk bu işleri çok iyi yapıyor ya. Sonrasında iki tane skor alıyor. Evet Hilly Sank düşecek. Hatta sonrasında Chase'i yakalanacak orada Rumble ultisine. Bu arada Maokai çok fed oldu ha. Ama sonra 3 kişide baron var. First, aha! Örgü duvarı bıraktı ama Niski bir yan için kendi takım arkadaşları. O Frel çok iyi girdi de. Yok ettiler. Abi fena. Ooo Dokla'nın flaşı yok ama. Güzel çıktı Dokla. Bir saniyede öldü lan bu ne? Devamı gelmeyecek. Şu an iki takım da çok damage atıyor da. Fena troll maç ya. Öyle böyle değil. Şu an ya çok zevkli abi. Şu an görüş, şu an görüşü yalnız enerji alırsa med giremez o çalıya. Maokai'yi sokmaz çalıyor? Yani. Ejder'e yani. Aa 4. Ejder bir de. Daha dakika 22. Kulenin az bir canı kaldı. Kontrax kendini gösterince. Kaysa Sylas Jace. Oğlum ne yapıyorlar? O Niski. Oğlum Niski ne? Enerji ne yapıyor? Ne Niskisi? Aha! Combo yaptı adam. FBI'nin daha flash'ı var, ultisi var. Bütün yerden bitmeleri yediler. Bir şey diyeyim mi? Nasıl diyorlar abi ya? Bu kadar kötü oynanamaz oğlum. Taliye attan zorlamak çok W'sünü dojlamak çok zor. Flash attı. Hayır abi. Bak ilk yedikleri çok kötü. Aynen ilk yediklerinde o pozisyona nasıl giriyorlar baksana kliklere. Taliye W'sine girersen. Klikleri bir izle Allah aşkına. Abi, günün sonunda bu takım NA takım ama ya. Çok da NA birincisi. Klasik. Enerjinin moraller bozukmuş Dilan Polat'ın yaşadığı olaylardan dolayı. O yüzden böyle. Yalnız Jarvan bir saniye bile sürmemiş hayatta kalmış. Jarvan ultiyi kapayıp öyle bak, olmuş. Bak. Silas'a bak. Aaa Silas'a bak. Abi yani onu da yemezsin. Hadi Maokai'yi tamam bak. Bir nebze anlarım da. Silas yürümüş içine. Palafox bu maç daha güzel bir şey yapmadı. Ultisi duruyor ya ölürken. FBA'nin de ultisi ve flash'ı duruyor abi. Çok iyi. Abi bak şu Palafox yerine koyacaksın bol oluyor. Çekecek Velkos'u ya karşı. Kim? Bol oluyor. Abi ya şaka gibi. Maçın geldiği noktaya bak oğlum. Sonra Kasadin alsınlar Bolulu'ya karşı. Bitsin mi oyun? Bunu mu istiyorsun? Palafox Kasadin oynamıyor. Bir dakika. Niski oynayacak oğlum zaten. Palafox alma şu ultiyi alma kardeşim ya. Hiç Rumble oynamamış. Evet abi alma ya. Hayır Smartcast oynuyor %99. Onu da değiştiremiyor. Ama shift'le falan atması lazım yani bu. Tam solo queue şu an çok zevkli. Gold birebir eşit. İnanılmaz keyif alıyorum bu maçtan.
İnanılmaz ya. Nilay 3. itemini bitiriyor bu arada. Biraz önde. Yalnız Silas Rabadon. Ben sana bir söyleyeyim mi? Göremiyoruz ya, görsek. Chovy burada direkt ne yapardı biliyor musun? Banshee alırdı. Neye? Şeye mi? Silas'a. Ezik çünkü. Ezik biraz. Bence Void alırdı. Bu arada Banshee inanılmaz iyi buraya. Mili içeri Banshee alan eziktir. Oh. Ha sen Banshee'yi şey için alıyorsun. Siz bir tane skill yememek için. Hem de çok ucuz. Oğlum item ucuz. 70 kaç AP veriyor? 80 AP mi? 55 büyü direncimi ne veriyor? Evet çok MR veriyor. Fena OP. 50 veriyor galiba. 50 mi 55 mi öyle bir şey. Hatta ben sana söyleyeyim 60 bile olabilir. 60'ı veren bir item var oyunda. Onu biliyorum. Bakayım ben ya. Banshee stats. Şu maçı görünce takım kursak mı dedim harbiden. Kendine müzisyen böyle bir şey yazmış. BBL bir anda LoL slotu mu alıyor TCL'de? Valla öyle bir şey olsun Kemal. Hemen koç bana olarak. Hayır koç olarak değil. Ben de hemen Cahreyn'i ikna ediyorum. Rekit slot alıyor. LoL Espor Ragnar'ı transfer ediyoruz. Oha. Gerçi o şimdi aylık 4000-5000 dolar alıyordur. Onu transfer edemeyebiliriz. Abi Banshee 80 AP 45 MR veriyormuş. Çok OP değil mi okay. Oğlum? 2600 gold değil mi o? APC bir de. Kaç koltmuş? APC slotu değil lan. TCL diyorum. Oğlum 2600 golda yemin ediyorum bedava. Evet zaten bedava. TCL'e BBL falan gelmezse kolay kolay kalkınmaz yani. Evet evet. Kaldıracağız şeyi. TCL'i. Harbiden ben Rekit'se koç oluyorum. Mal koçu da BBL'e koyuyoruz. Hop. BBL mal koç ama. BBL mal koç. Direkt nickimi değiştiririm. BBL mal koç. Harbi diyorum bak bu Ragnar'ı closer'ı falan da ikna ederiz böyle bir kalkınma olursa. Şakasız. Closer'ı zor kanka da onu. Zor değil. O hadi benim ben komşum abi hemen yani. Şu arkada oturuyor. Evini basarız. Sıkıntı yok. Döversin abi getirirsin. Aha. Tehdit ederim. Alistar red aldı taşıyacak diyenler var. Abi şey gibi düşünün ya işte. Yani milli takıma gelmek gibi düşün. Hayır bunu kurtarmamız lazım. Yani. O değil de böyle hani yurt dışında kariyerini yaparsın. Artık sıkılırsın orada tamam bir şeyler başarmışsın. Ülkene hizmet etmeye gelirsin işte. Ülkene hizmet. Ülken çünkü sen küçükken sana hizmet etti. Seni eğitti. Hemen bu konuşmalara gireceğiz abi. Seni geliştirdi. Geri ödemen lazım. Abi gideriz T1 Akademi'den. Devlet okullarında okudun. Gideriz T1 Akademi'den bir tane alırız. Savaş kovalamıyorlar gibi ama. Banko, mid, AD, jungle bir şey. Neyse Solokyo'ya girelim ya bu oyun. Ya hayır bir dakika ya. Oğlum bu oyunda Solokyo'ya da girilmez ama. Abadonlar bitiyor. Abadonlar bitince her şey değişecek. Lee Sin'i pikleyelim ya. Dün bir tane izim dedim senin yayınını. Zaten yayında. Neydi o yakışıklı çocuk ya? Finn mi? Finn. Fin geldi. Oğlum hiçbir şey yapmadınız. Top lane ne kadar yüzlüs rolde o maçta abi, ya. Abi sorma ya. 12 maçımın 10'u Luzcan. Direkt mid diff'e gitti. Öldü bu arada. Bu ne? Hasar yemek mantıklı da. Oğlum oraya niye attı? Palafox Talia ölçüsü. Hasar ince düşmüyor. Siz ince düşer abi. İşte anladın sen beni. Aynı evet. Şey. Aaaa. Ama bu ultiyi oraya atış ne? Bence top lane'e atıp TP atmalıydı. Abi top lane'e atsa wave hitse daha iyi biliyor musun toptaki? Evet zaten %100 öyle yapması lazım. %100 öyle yapması lazım. Gördüğüm en kötü Verge performansı şu an Palafox. Yok APA var oğlum APA. Sonra yan koridor. Sen TL Faker'ı, sen TL yendi ama. Sen TL enerji maçını izledin mi Koray? O izledim evet. Tamam APA'yı gördükten sonra nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Yip yip. Ben yayındaydım hatta galiba ya o gün. Yip yip. Olabilir bilmiyorum. Mala Fox diyorlar. Ama yetişiyorlar gibi. Maokai ultisi geldi ya. Abi Maokai ultisi çok OP. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Maokai'nin ultisini... Maokai'nin ultisini şuna çeviren kimdi abi? Bakıyorum şu an böyle. Etrafına bir şey açıyor, hasar azaltıyor, patlatıyor. Oradan buraya nasıl döndü o ulti ya? O da iyiydi ya. Abi inanılmaz. O da OP'di abi.
O da OP'di bu. Lan saçmalama, bu şu an 2 ultiye ya, göre ulti değil abi o. Abi canım ama ya, o zamana göre o da çok OP'di işte öyle. O da güzeldi de yani bu bir garip ya. Bu mesela Baron alıyorsun Maokai ulti basıyor. Kule alıyorsun Maokai ulti basıyor. Engage başlatıyorsun Maokai ulti basıyor. Disengage de Maokai ulti basıyor. 40 saniye falan cooldown'ı var bir de. Korkunç bir skill ya. Bu arada şey, bu çok kötü ya. Baba. Bu ne abi, bu o zaman o şekilde. Oğlum Talyah'ın E'si var bir de. Talyah'ın E'si varken atıyor onu. Bir şey aldık. Bence var ya, hiç düşünmüyor böyle bir şey işleyeceğim. Oyun içinde aa düştüm diyor büyük ihtimal. Evet, bazen düşünmeyi kesiyor ya oyuncular. Arada bana da oluyor. Useless demiyoruz ama. Bu arada Jarvan nasıl useless biliyor musunuz şu an? Hani sorma oyunda ya, yok yani resmen. Talia şey Sylas'ona bir koyar abi var ya. Bak bir de Maokai'nin item'ları var. Aa Palafox'a bak sen. E'me atıyor. Şuran bunun ultisini alıp he aynen. Hemen bir Jarvan ultisi al, geliyor. At, bas bas bas. Lan wave'i de atıştı. At aferin. Heh. Güzel attı okay bu sefer, fena değil. Güzel. Jarvan'a vurdu. Şimdi 10 saniye bir daha geliyor ultisi. Alistar ultisi alıp dive'ı koydu mu? Zor ya. Bir dakika ne oluyor? Midlane ise ileri gidiyor böyle. Şu dördüncü Drake'i de bir alamadılar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu maçta FBA'in bu ildi troll. Direkt Umbra kılıcı alsa bakalım, hayvan gibi pokları olacaktı. Sağ tarafta harbi front abi yok. %100 bu ild troll. Her türlü. Umbra yani değil, bence direkt AP oynayacaktı. Tam Umbralı. Sen yok buraya abi. Muhteşem girdi lan. Hasar yok ki abi. İgnar. Var mı abi lan? Alistar ultisini çok erken bastı Palafox oğlum. Oo. Hiç fark etmez. Niski. Talia W'su be. Of. Abi Niski olmasa maç bitecek. Niski late game Talia'yı çok iyi oynuyor harbiden ya. Ya bu arada var ya, enerji hak etti abi, sonuna kadar hak etti kaybetmeyi. Adam gidiyor. Mad Lions yetişir ki Talia ona. Kimse görüyorlar mı? Exvaş'ı bekliyor. Görmüyorlar da gitti. Bakacaklar herhalde. Ha, kendine iyi bakıyorsun. O Talia uçar şimdi. Ya bak gerçekten acayip kötü oynadılar ya. Mesela bak %90 eminim herhangi bir Çin ya da Kore takımı ya da iki Kore takımı orada hayatta fight olmaz. Ya orada fight olması için Med'in bir yerden flank atması lazım. 18'de 20 olmaz oyun zaten. Hayır olmuyor bak. Bak engage baksana, 7 engage'e. İşte o. Ya orada dursan olacak Maokai harbiden ya. Oy. Çok yanlış yerde duruyorlar. Abi Maokai'nin solda durması yani gerekmiyor mu abi? Maokai'nin solda durup ulti atması gerekmiyor mu zaten? Evet solda durup. Ne yapıyor adam? Trollüyor ki direkt kontrol. Ama abi Alistar ultisi de fena o. Ama FBI'da trollemiş, ne yapıyor? FBI... Onu kaçırdım. Fena ileriye gidip tıklıyor abi. Dibine girmek evet istiyor. Hani range'in ne olduğunu bilmiyor gibi oynuyor adam. Open up. Bence bu ulti çok kötü ama harbiden yani. Evet oğlum, buraya umbralı bu ult efsane. Direkt oynayamaz sağ taraf oyunu. İlk oğlum defa onayladım galiba umbralı bu ulti ya. Abi Jayce'i var, Maokai'si var. Kai'Sa yani. Lan oğlum en kötü frontu yok rakibin. Side lane'de mesela birisini gördüler. Atıyorum Sylas, Maokai var, Rell var, engage attın, öldürdün direkt Kai'Sa'yla. Ya şimdi de öldürsün eyvallah da. Sağdaki herhangi bir tanklayamaz ki. Alistar iki tanesi, o da ölüyor yani. Ya da ulti basıyor mesela. Bitti. Oyun bitti. Bu arada arkadaşlar, Niski'nin adı Yasin. Nick'ini tersten okursanız anlarsınız. Benimki de Rengar arkadaşlar. Bilmeyen varsa. Yasin'de Q yok ama. Ertem Şener tarzı bilgi. Yasin'de Q yok. Babası mobilyacıydı. 20 Evra'nın, Patrick Evra'nın 26 kardeş olduğunu biliyor muydun Ömer abi? İstediği olmadı Niski. %40 hasar aldı. Midden wave gidiyor ama bu direkt çok önemli. Maokai burada çok fena fark yaratacak. Harbi bir şey diyeyim mi? O Kai'Sa fena olurdu ya Umbra'da şu an. Palafox'un pozisyonu çok iyi. Şu an görmüyorlar Palafox'u. İlk defa mantıklı bir şey söyledin Ragnar. Çerez söyledi abi bunu. Oo. O zaman mantıksız. Aha, hemen ultiyle girdi. Elio öldü, Elio çok trolledi. Elio trolledi. Kazandı enerji burayı. Çok trollediler. Karzi? Yok bitti. Oo. Trollediler. Niski geliyor. Lan Niski kurtaracak. 4-3 bu arada bu fight. Yok oğlum, kazandılar orayı. Bitti orası. Çerez bitti diyorsa bitmiştir, rahat ol. TP'ye bak. TP. Flash'ı var Johnny. Amanın.
Ne diyorsun ya? Biter mi maç? Biter mi oyun? Bitmez abi. Ölüm süreleri 40-30 bir hayli yok uzun. Abi, Elioya'nın engage'ine bir baksanıza. Ne yapıyor ki adam? Oğlum, kendi takımıyla arasında 100 metre var, gidip kayısayı tanklıyor. Bak izleyin Elioya'yı. Şey diyeceğim, Niski falan çok uzun süre orada kaldı. Kim bak, Jarvan'ı izle. Mauko'yu ultisi. Niski ne yapıyor baksanıza. Ha, Alice şey, Sylas oradaymış. Abi fena trollüyor Elioya bu arada. Pozisyon çok kötü ama abi. Pozisyon kötü ya. Ve ben yani sana şöyle söyleyeyim, Nilah şampiyon olmasa burada kimse ölmeden kazanmıştı enerji. Böyle resmen markajı almış Alistar Ultis'le beraber Palafox ikisini de geliştirdi. Madlines front to back iyi oynarsa kazanır bence teamfight'lar hala Nilyah'la falan. Burada flash'e gerek var mıydı ya? Yani o heyecanla atılıyor ama. Bence bu savaşın kahramanı. Yine Mauko'yu ultisi ya. Abi. Sonya da almış. Kaçıncı neş bu? Muazzam bir markaj. İki. 2 ya da 3 olabilir, emin değilim. Of, koruyucu meleği de bitti Kaysa'nın. Abi Sylas Void Staff almış. Banshee alacaksın. Tek yiyon ya. Sen Palafox'a iyi mi bileceksin abi? Ya Banshee ne ya? Oğlum bak normalde ben Zhonya Banshee'yi aynı anda hiç sevmem. Ama yok abi, şu an bu maç direkt %100 Banshee Zhonya aynı anda alınır yani. Öyle mi? Analizden devam ya koç. Chovy dün ne yaptı? Hayvan gibi önde çekti Zhonya Banshee. Ezik çünkü. 2 saattir oğlum oynayışı kolaylaştırıyor bir kere ya. Bu git geldi mücadele çok. Rabadon alıp tek atacaksın aga. Tamam oğlum, Rabadon'u da aldı. Void Staff niye alıyor ki şu an? Daha çok tek atmak için. Chovy için diyorum ya. Banshee aldı ya dün Rabadon yine. He. Ama oyunlar eşit 4... gidiyor. O adamı anlarım. Aynen. Oyun eşit. Rabadon daha iyi. Oyun eşit gidince böyle itemlerin ucuzluğu çok fark ediyor ya. Evet doğru söylüyorsun. Ya zaten tanklar o yüzden OP ki. Itemları 200 gold daha fazla olsa tankların mesela asla oynanmaz. Alamıyor çünkü. O Mauko'yu mesela şu an 3.5 item ya. Hepsine 200 gold ekle, bak nasıl alamıyor itemları. Mauko'yu şu an ya. Oğlum Mauko ile Jarvan'ın arasındaki farka bak. Ama bunu büyük bayağı. Mesela o mitik item ne kadar? 2800 mü 2600 mü Mauko'ydik? 3000 galiba o. Sarı itemi diyorsun değil mi? 3000 olamaz o. Hayır, 3000 değil. Değil mi? Düşünüyorum. 2600 ya da 2800. 2600 çok ucuz ya. 2800. 2600 değildir ya. Aynen. Ama şey 2000, o da 2800, Banshee de 2800. Banshee 2600 oğlum. Harbi mi? Bak evet. O çok ucuzmuş mesela. Ucuz baya. Thornmail ucuz 2700. Thornmail fena OP ya bu arada. Şu şekil bir Mauko ultisi atıp psikolojisini bozacaksın takımın. Bas abi re ya. 60 zaten. Attı ya. Alistar'ın da ultisini aldılar. Tower'ın HP'yi aldı yani o Mauko ultisi. Abi de soul var. Fox Rumble ultisi aldı mı? Almasın. Aldı ya. Az önce attı. Attı mı? Ya, bence bu arada Rumble ultisini alamıyor olması fightlarda iyi. Alıp yanlışlıkla atarsa fight'ı kaybedebilir. Bence de. Alistar ultisi şart ya Palafox'a. Bak şimdi mesela ben sana bir dipnot daha söyleyeyim mi? Eğer Sylas Void Staff almayıp Banshee alsaydı, şimdiki base'inde Void Staff'ın alt itemini aldığı için aslında Magic Band'i alacaktı. Mantıklı. Şu an hiçbir şey alamıyor mesela. Gold'u var ama alamıyor. O şey oluyor, %10 cooldown. Yani şu an ability haste lazım değil ki adama. Şaka yaptım zaten. Olmasa da olur ya. %10 bile değil, 7.5-8 mi ne oluyor? Tabii bayağı düşüyor da gerçi bunda şu an cooldown çok yok. O yüzden hiç yok ya şu iyi an. Aslında. 40 falan. Toplam cooldown, ability haste'i söylüyorum ben bu arada. Cooldown'ı değil. Oğlum Mauko'yu 4 item. Oha, bu arada bitti. Banshee bitti, base atıyor. Şu an o 4 itemle sınırsız CC. Bayağı bir heal. Sabaha kadar frontline. Her şeyi yapıyor şu an. Damage'i hayvan gibi. Heal basıyor ya ulti basınca takım arkadaşlarına şu an. Harbi ya. O item çok OP ya. Fena güçlü. Jace çok fakir kaldı bu oyun ya. Onun Jace'in de itemleri biraz ucuz. Hiç belki şu dakikayı bile görmeyeceğiz. Yok değil aslında ya, o kadar değil. Oh AQ'ya bak. Dokladan. Oradan süper minyonlar ilerlemeye başladı. Çok fazla vakti yok Madlines. Yani şu an ya bir savaş başlatacak ya da... Bence hala Madlines'ın şansı var fightlarda. Jarvan sadece biz Zhonya koysa çantaya... Bence sol taraf trollemediği sürece kaybetme ihtimalleri yok ya. Ben Nila, Alistar, Taliyah'a güveniyorum ya fightlarda. Bir şeyler olabilir yani.
Oğlum yani Soul var, yani, daha ejder hani daha ruhu var. Bu arada Silas, evet katılıyorum. Ben yani enerjinin yeneceğini düşünüyorum rahatça. Ama hala bir ihtimal var bence Matt tarafında. Şu an bir de şeyde sıkıntı. Baksana mesela Talia 3 item, 5 item Silas. İlk defa bir support'u 16 level olurken göreceğim galiba uzun zaman sonra. Hadi abi 45-49 arası bitsin şu maç bu arada. Abi 50 dakika son, 50 dakikaya uzar ya. Bir tane maç en azından oğlum uzaması lazım mantıken. Oyun planı var ve Çerez'in lakabı nereden geliyor diye hep merak ettim. Artık etmiyorum diye bir donate geldi. Ahlan. Ahlan. Silas koş abicim midden. Midden koş. Gelme. TP'in var. Koş midden ya. Allah Fox üstü oynamış. Jarvan'ın pozisyonu iyi, görmediler daha şimdi görecekler. Yani midwave gidiyor aga. Bak şimdi gidiyor Palafox'a bak. Gidiyor. Çerez abisini dinlese çoktan oradaydı. Beyza tam bir rumble. Ulti atıp Beyza at bari rumble. Maokai ulti attı. Bir dakika çalacak mı? Of. Elio ya. Sisi yedi Maokai. Elio aldı. Beyza gidiyor. TP atmış Jayce. Tutabilecek mi? Bitti, bitti, bitti. Yine Çerez abisini dinlese Palafox tek başına bitirecekti zaten. Bu ama çok belliydi. Çok. Bence evet. Sadece Jarvan'ı bırakacaklardı burada. Kadimiş alması rağmen yeterli olmuyor sonrasında. Zord. Harbi Zord oldu yani. Hak etti. Mad Lions kimse kusura bakmasın. O Niski'nin o engage'inden sonra sen dakika 12'de... Ha bak. Düz mantık. Dakika sallıyorum 15. Ace yiyorsan o maçı kazanmamalısın zaten normal şartlarda. Evet. Arkadaşlar BLG Fnatic. Yani muhtemelen BLG'nin galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç ama hani Fnatic bu dakikaya kadar kendisinden kağıt üstünde daha güçlü takımlara karşı maalesef ki iyi bir performans sergileyemedi. Hani bunu Fnatic'ten bekliyoruz açıkçası. Sonuçta G2'dan sonra Avrupa'daki en iyi takım diyebiliriz bence. Orion'la ilk seçim geldi bu arada. Jax açık. Hani Poppy açık olduğu için Jax'ı açık bırakmışlar. Ama Bin böyle şeyleri affetmez. Onu söyleyeyim. Yani Bin için Poppy varmış karşıda. Şuymuş buymuş. Hiç umurunda değil. Ve bahsettiğimiz gibi aslında Zayah yasaklamaları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani tabii ki Bin gidip başka şampiyon da alabilir ama şunu kesinlikle söyleyelim. Gragas'a da karşı, Poppy'ye de karşı çok iyi Jax oynayan bir oyuncu. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Şimdi burada Rakan'ı alırsa bir LG tarafı mesela Poppy o konuda iyi bir kontra. Onu da ayrıca belirtmek isteriz. Çok ufak bir ihtimal destek tarafına da gidebilir. Çünkü Trimby böyle farklı şampiyonları gerçekten seviyor. Ben orta koridora Humanoid'in ne alacağını düşünüyorum. Çünkü Azir var. Bu arada Çin takımlarından Kai'Sa'ya da Tristana tercihi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Turnuvanın ilerleyen maçlarında da bu gelecektir daha fazla. Azir yok. Orianna'yı tercih ettiler. Niko yok. Hani burada muhtemel bir Syndra tercihi görebiliriz ya da Akali. Hani Akali zaten hani özellikle Gen.G T1 serisinde Chovy aldıktan sonra bir şekilde Orianna'ya karşı insanların "Aa böyle bir şey de vardı." dedirtirdi gerçekten. O yüzden de hani oradan Akali seçilmeye başlandı. Tabii ki mutlu sonuçlandıranlar var bunu. Kaybedenler var vesaire. Orası ayrı. Şimdi yasaklama tarafına geldiğimiz zaman ormancılar yasaklanabilir burada. Çünkü büyük bir ihtimalle Poppy hem orman hem üst koridor flex. Ya da bir böyle hani Lee Sin mesela yasaklaması burada biraz garip. Neden diye sorarsanız tabii ki Shun iyi bir Lee Sin oyuncusu ama burada Razorg oynayacaksa eğer Lee Sin'e karşı aslında Poppy özellikle takım savaşlarında iyi. Ama yani yasaklamak istediler. Bir diğer konuya gelelim. Jax yasaklamak istemiyorlar ama Renekton artı Kassante tercihleri var hala açıkta olan. Ve Bin bunları gerçekten çok iyi oynuyor. Hani o yüzden burada mesela Rumble yasaklaması geldi. Poppy'nin orman olacağına daha çok inanıyor BLG tarafı. Yani Kassante artı Renekton Poppy'ye karşı fena olmayan tercihler. Yani gayet oynayabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Burada dördüncü tercihten ben ne alacaklar çok merak ediyorum. Yani destek %90 destek alacaklar ama Poppy'nin desteğe esnetilme olayında tamamen kaldırmış oluyor. Oradaki herhangi bir destek tercihi. Ama yani bir dakika Rel burada çok iyi olur. Rel burada esneklik açısından da yani eğer Poppy'yi destek en ufak düşünüyorlarsa kesinlikle güzel olur diye düşünüyorum. Burada Orianna rakipte zaten Alistar'ı burada rahatlıkla tercih edeceklerdir. Eğer ki istiyorlarsa tabii. Poppy de üst koridor ve orman esnekliğini koruyacak. Şimdi Bin burada ne alacak? Mesela Poppy'nin üst koridor olduğunu bilse Gwen bile çeker burada. Hiç affetmez.
Ama gerçekten buradaki pikini merak ediyorum ve Jax gösteriyor. Ya burada Jax aldı, göstermiyor. Adam Poppy görmesine rağmen Jax alıyor. Çünkü yanında da Sejuani gibi bir tercihi var arkadaşlar. Yani bu bin Jax'ı açık bırakırsan alır abicim. Bence fanatik tarafı için tabii ki bir denemedir bu. Poppy'miz var vesaire. Ama şunu asla unutmayın. Sejuani, Jax ikilisi Poppy vesaire hiç dinlemez. Bir şekilde idare eder. Ivern'ı yasaklaması Fnatic'e karşı geliyordu. Buradan da gördüğümüz üzere hani Ivern'ı tercih ettiler. Poppy üst koridor. Yani bana sorarsanız Fnatic'in yaptığı bu ufak çaplı bir intihar. Ama tabii ki maç esnasında göreceğiz. Akali'nin bu oyunda kasması çok önemli. Akali bu oyunda öne geçerse eğer gerçekten BLG tarafında Akali'yi net tutacak da bir şampiyon olmaması Fnatic adına önemli. Bakalım neler olacak. Orta koridorda Yagao Humanoid'i yenecektir erken oyunda ve bunu üst koridora yayarlarsa ya da rakip ormanı ezmeye kullanırlarsa büyük bir problem yol açacak. Bakalım maç esnasında bunu göreceğiz. Geçelim maçımıza. İyi seyirler. Ben başka bir Jax'i yenebilir miyim? Sağa geldim. As. EGG. Abi Kemal abi dedi ki benim bir analizi yaptı dedi. Abi şimdi şöyle. Bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Gel Ray. Adamın gözleri yani... açıldı ya. Şu an kağıt üstünde tabii ki Fnatic'in seçimleri çok daha güzel gözükse de günün sonunda bilekte bittiği için iş Bilibili'den yana gibi görüyorum ben hocam. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Ben sürpriz bekliyorum ama bu draftta. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada Fnatic'in intihar girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır. Jax bıraktılar oğlum Bin'e. Poppy olsa ne olur? Oscarini'nin poposunu bilmiyor musun sen? Poposunu. Sen Bin'in Jax'ını bilmiyorsun galiba. Ne abi QW'ye basıyor. Ne olabilir ki? Ha doğru ha, pardon ya. Ben gelsin, yanlış. Vereyim, ben yanlış şampiyondan bahsediyorum. Pardon. Oğlum bir de bak bu unutulan bir draft. Çok ciddiyim. Sejuani Jax belki de oyundaki şu an eskiden mesela Camille Sejuani vardı ya. Çok güçlü daha böyle. Daha beteri ya. Direkt daha kötüsü çünkü Jax'ın laning'i de iyi abi. Şu an mesela Poppy laning de ezmeyecek ki çok fazla. Bin ezecek onu bak izle. İnşallah Oscar'ın yener de makara çıkar ya. Osman da yazdı bunu chat'e. Dakika 10 50 CS Akali görürsek oyun direkt kapanabilir. Aa, Osman yazdıysa görebiliriz. Osman bizim Osman mı? Osman mı? Evet, Osmal Osman mı? Osman 3-2-1. Ha 3-2-1. 1-2-3 mi? Valla Chavi bu maçapta Koray abinin Goat'a karşı 10 CS öndeydi ama sanki. Hayır lan Faker o suttu oğlum. 118'e 90'dı abi. Pardon pardon o Caps'e karşıydı ya galiba. Günkü maçla karıştırıyorum. My Goat'u illa laf edecek ya. Peki harbiden Kemal tüm böyle harbiden takip ettin mi dünya şampiyonasını, öyle makarasını mı izliyorsun? Turnuvaları izliyorum ya, Worlds'u da izledim. He. Yakaladıkça izledim yani. İsviçre usulü. İsviçre usulü. Ooo Humanoid. Yalnız. Dün geceki partisi erken bitmiş ya Kemal'in. Bugün izliyor bizden. Bakalım Yago. Dün çıkmadım ya bir yere. Hayret. Hayret harbiden. Yago bakalım Caps'i yerine benchlenmeyi hak edecek bir şey yapacak mı bu maç? Of. Ori çok güçlü ya. Bu ne? Bir de eğri girmiş Yago. Pis herif. Eğri'de neler oluyor? E güçleniyor. W kalkan veriyor. Q ile ekstra damage. Oto otak oğlum. Güzel de işte. Faker Fezraş mı girmişti bu maçapta? Evet. Evet. Korkak. Ama... O maçta Jungle'da ne vardı yine ya? Yine de ezdi. Kimin? Pina Kha'Zix var oğlum. Kha'Zix var. Ivern'a karşı evet. Da Phase Rush almayı versin. Bence gayet güzel ya Kha'Zix Akali'ye karşı Phase Rush. Evet evet o maçta güzeldi ya. Bu maçta gerek yok diyorum. Bu arada büyüğü kaçırdı Elk. Hiç fark etmez. Ünlem Cannon. Bu arada bak direkt şunu bak EAD kirlilerin hepsi aynı şeyi yapıyor abi. Ufak yapıyor avantajı abi? Varsa direkt Wave'i stacklıyor. Dalgayı büyütüyor abi. Dalgayı direkt kulenin altına getirdiği zaman plate'i alıyor geçiyor abi. Dalgayı yediriyor. Dalgayı yediriyor. Önce her wave'de yapması lazım. Yani oo. Her büyütebildiğinde yapması lazım onu. Tamam Bin'in eyvallah da yapmıyorlar mı? İşte. Dedim size Bin'ezik diye. Bin ölecek galiba. Ben. Yok kaçtı ya. Anca kaçar. Oğlum Bin'on bak Razor burada golemi almayıp gank atacaksın işte abi. Gerekirse. Gerçi orada golemi direkt tık saniyede alıyor ama. 2 saniye daha erken gelse kesmişlerdi bu arada. Zaraki dayı flaşı, koridora erken gelme flaşı atsa kazanmışlardı burayı. Ya bu dalganın başka bir şeylere benzetilmesi nasıl ortaya çıktı? Nasıl yani? Chat'te sen şimdi bottaki dalga dedin ya. Tamam. Büyüyecek falan filan. Dalgayı büyütüp yedirmekten mi bahsediyorsun? Aynen öyle. Tamam.
Bunu hep başka şeylere bağdaştırıyorlar. Abi onların problemi. Ne alaka? Beni ilgilendirmiyor. Kötü. Oo güzel W Tristana'dan. Ben oyunla alakalı olduğunu anlamamıştım bu arada. Pornografik bir muhabbete döndü gibi. Oy engage'e bak bu sefer de Kirim bu iş yok. Of 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 of. Oğlum Fnatic yendi bu maçı. Bana inanmadınız. Bin taşır. Bin taşısın. Bin taşır oğlum. Adamın niki oradan geliyor zaten. Bin taşır. Peki bu setup şaka mı? Önce W'sünü kullandırdı. Sonra bir flash WQ'da oh. Ya Gaon'un yalnız manası var bu arada. Gevini ne boş var. Ne boştu ya da aynı ki. Bir şey diyeyim mi? De. Kestim orada bunu. Humanoid ölür. Humanoid ölür. Of. Aa! Humanoid ölür dedi. Ama abi sen şu an ne oynayışa baktın? Oo, BLG tamam. Ben Ivern OP dedim. Yalnız Jax ne yeniyor ya bu matchup'ı? Niye yeniyor ya? Abi çünkü bin. Yani hayır çünkü abi bin normalde yani. De Jax yeniyor ya. Bin diye abartıyorsunuz. Yok bin. Bin diye abartıyorsunuz. Sejuani o zaman o zaman in sende yani. Seju yoktu ne? Flash'ı görmedin mi Seju'nun? Oo nasıl maç ki izliyoruz biz ya? Ha atsan olacak ki Allah Allah. Oğlum Akali'yi öldürebilirdi. Abi bin clicker'a baksana makine ya. Yok diyor. Yok. Yok açıklama. Oo Akali nasıl ölecek? Açıkla bana. Emarotum aldı. Oo evet. Yalnız Trimby'ye bak ya. Oynamış. Gene mi MR botu ya ilk item? GG. Yalnız bak Naru demişti. İki fight'ta da Ivern'ın olayı gördünüz değil mi? Bunlar bilmiyor. Jungle oynamıyorlar normalde. Naru bu işi biliyor ya. Yani ligde jungle oynayan sensin abi şimdi. Biz yani nereden böyle? Cüzü 1 ben 2. Bak bak. Şu Sejuani'nin flash'ını. Amanın ya. Oy! Bir dakika bir dakika. Püskibit'i var. Abi. Lan bas şu püskibit'i ultat. Bir Q daha gelecek sonra. Ben mi öğreteceğim ya? Abi bak şimdi düz mantık. Bin adam evet tecrübeli. Dünyanın en iyi top lane olarak geçiyor. Laning olarak. Ama karşısına Oscar'ın geliyor. Oscar'ın ne kadar iyi oyuncu olsa da tecrübe yok abi. Osurtur abi bin. Koray abi top lane'de bile ama. Oscar'ın kesecek bu arada. Koray abi top lane'de oynadı. Koray abi şu an atılamıyor bak, büyük ihtimalle. Bu lane'i ellemezse oynamışımdır bu arada. Ne zaman oynadın? Yapmışız. Aurora'da bize karşı Bursaspor Tolerant topa koyduk. Sen Jace oynadın. İçinizden geçtim mi? Tolerant 0-13 oynayıp rekor kırdı. Asım'ın rekorunu mu? Evet evet. Şu an Tolerant o. Oğlum onu bırak da Icardi sakatlandıysa ne yapacağız ya? Abo. Ya lütfen başlama gözünü seveyim. Ya var ya. Hani böyle Drake'i Herald'ı yok Seju alır. Yok Seju Drake'i alır. Herald'ı alır. Fnatic ejderi sadece alır. Sadece izleyin. Valla Püskevit'i var dive'layacaklar şimdi izle. Bak, yayını başından beri izliyorum abi. Çerez'in herhangi bir öngörüsü tutmadı şimdi. Nasıl Fnatic ejderi alır dedim. Daha ne? Abi, izleyin burayı burayı izleyin. Alkaç lakabını öğrenmiş oldun işte. Ya yalnız atma şu Yumana'nı bitirme işte ya. Abi Oscar'ın kötü. Evet ama işte Kemal sen burada draft'ı bilmediğin için Çerez draft'ta dedi ki bu maçın draft'ında Orianna midi puşlar, Tapa Banko bir kere dive atarlar dedi Çerez. Ama sen canlı da değilsin değil mi? Nasıl yani? Ben o draft'ı 2-3 kere çektim bence hangisi oturur zorunda koyacaksın. Oha çok mantıklı lan. Çok mantıklı. Oğlum, manyak mısın yapsana amına koyayım öyle. Nasıl aklıma gelmedi lan o benim? Oo, abicim edit ya. Ana. Koptum ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Humanoid. Vurmuyor ki abi. Daisy 3 ve 1 4 ve 1 yapıyor. Daisy dövüyor yanlış şeyi. Oo. Daisy kesiyor. Yo yo Akali aldı orayı. Ivern'a karşı oynamamış. Bin. Yago. Yago oraya. Ivern OP. Tamam bu arada Alistar'a gitti killer. Hiç sıkıntı değil. Abi o nasıl E ya bu? Oo, Oscarini. Ben olsam var ya kazanmış. Bak abi burada işte koç devreye girecek. Oscarini'nin diyor ki mesela atıyorum. Humanoid'la akşam oluyor konuşmuşlar otel odasında. Demişler ki ya işte Bine karşı Jax alacak zaten Poppy alalım. Koç demesi lazım ki bizim Poppy ile alakamız yok. Diyecek ki sen çok iyi bir Poppy oyuncusun. Hiç sıkıntı yok ama benim aklımda farklı bir şey var deyip oyuncu ikna etmesi lazım. Sen kötü oynarsan oynuyorsun dersen adam der ki ben bu matchup'ı oynayacağım. Anladın mı ne demek istediğimi? Anlamadın tabii. Ben anlatamadım çünkü. Yo ben anladım.
O top yani dive'ın da manasını bitirmeseydi. Orada Poppy oynardı. Ya bu adamlar Türk takımı değil kanka sonuçta. Asker gibi değil mi bu uzak değil. Doğruların oynayışı? Hayır ama Avrupalılardan bahsediyoruz biz. Şu an onlar bir tık öyle. Bayağı anlamışsın ya Kemal. Abi verse dedin mi hep uzak doğu sesi dönmüyor mu? Ne bileyim Avrupalı var mı şu an? Fanatik'te de mesela Fanatik 5 Avrupalı da finallere doğru yok, şey oluyor. Yok nasıl? Noah Koreli. Değil. Nasıl değil? Nasıl değil ya? Değil. Ha, Avrupalı tamam. Mı lan? Değil Avrupalı. Tabii ki oğlum. Allah Allah. Ya işte 4 Avrupalı bir Koreli'yi götürüyor. Yalnız Akalesi yesi de önde. Onu bir hareket edelim de yani. Osman duy. Yani şey Chubby gibi mi bizim? Hani Türk gibi aynen artık. Öyle. Aynen öyle. Bak Drake'i aldı Ivan. Ya adam Rift alıyor. Ivan. Şey yiyeceğim ya. Daisy 1v4 atıyor falan böyle. Ama Elk. Peki bu trade okey mi? Mesela atıyorum bir taraf Herald'ı alırken diğer taraf... Bir Herald mı? Hayır atıyorum. Tristan'a abi. Giden iki plate Herald Ivan. İzle Daisy'yi. Ölmez ki ya. Daisy! Öldü E'si yok Daisy ya. Ne vuruyor lan? Bir dive daha resetlediler abi bir dive daha. Bir dakika Humanite. Ultisi yok. Lan doldu Akal'in şeyini ultisi Tristan'ın. Yalnız buraya dive atmazlarsa bin çok kaybedecek. Ya bin ölme lan. Hayır ya. Yap oğlum bin. Hayır Fnatic. Ya. Fnatic. Harbi Fnatic güzel oynuyor ha. Ivan çok güçlü abi. Bunlar en son Ivan'a ne zaman karşı oynadı kim bilir. Cümlenin devrikliği peki. Ivan'a karşı en son ne zaman oynadı hatırlamıyordur bile Bilibili Gaming. LPL'de dönmüyor Ivan hiç. Aynen lan harbiden. Ben Ivan'ın orada sanmıyorum. Demin Daisy'yi kesmemelerinden anladım ben. Şeyde Herald Fight'ın. Bilibili Daisy'ye Gaming in Bank. Daisy'ye bak. Vur oğlum Daisy. Baksana çalının içinde bekliyor Azork'ta ne güzel ya. Ama Bean flash kötü atmış. Bean overrated diyebilir miyiz? Yo. My god. Bak iki plate alabilmiş mi lan Tristan alamamış. Ama Yago burayı trollemiş ki mesela. Burada %100 taptayken jungle bota koşması lazım. Akali koşuyorsa o da koşacak. Yine sayı avantajı olacak. Dive atacaklar. Yago dümdüz troll bu arada. Yago şey demiş tipim var. Koray haklıymış abi. Caps'i bu adamın yerine alınırmış. Tipi? Oo. Caps'i çok küçümsüyorsunuz siz. Bence bunlardan daha iyi Caps. Yago'dan daha iyi bence. Şu anki bunların yanına bak mesela BLG'ye koy Caps'i bak nasıl oynuyor. Caps'in takım arkadaşları biraz ezik olun. Trimby öldü galiba ya. O galiba ama. Kötü oldu ya. Trimby ölür. Trimby ölür. Bari öldükten sonra demeyin şunu ya. Ivan oyunun en OP item'ını almış. Şimdi 1v9 başlasın. Karakter 5 saniye 450 shield veriyor şu an. Bu arada harbi diyorum bak az önce Yago'nun o yaptığı hareketi yapsa hani... Chovy mesela onu yapıyor. Direkt oyun bitiyor. Kes oğlum şunu. Ne yapıyor ya? Oscar'ın kes şunu ya. Ha şöyle. Oynayışa bak ya. Çıldıracağım şimdi. Bak Q'ya bak. O Poppy ben olacağım var ya. İçinden geçiyordum ya onun. Biraz item farkı var ama niye öyle? Yo, item farkı yok ya. Bot var ya. Bot, ha, bot var yani. Bot mu bitirmiş? Gördüm. Aynen. Chill'a bak. Q'yu çekmiş direkt. Yalnız Oscar'ınla bayağı plate verdiler ha. İyi de okey mi ya? Bence okay, değil. Okey okey. İşte bak ben bundan bahsediyorum. Şimdi bak bir tarafta Tristan'a gold alıyor. Diğer tarafta Ivern artı Poppy alıyor mesela. Aa öldü. Ooo. Naru'nun yediği outplay'i anlayan var mı? Orada sadece gerçek LoL gurmeleri anlar. Sejuku'su mu? Evet arkasına geçecekti ulti atmak için Humanite. Sejuku'yla bozdu. Rahat ol Koray. Biz onları artık dile getirmiyoruz. Bizim izleyiciler anlıyor. Farklı bir adam. Yani Kemal de anlamıştır. Hiç söylememize gerek yok zaten. Hani ben ayıp olmasın belki siz anlamadınız diye yorumlanıyorum. Şimdi insanlar demesin Kemal daha mı iyi biliyor. Jungle'daki lane ekonomi şarkı ne? Farkına bakar mısınız? Ekonomi köpek balısı. Peki AD carry'ler arasındaki ekonomi? Normal ya full plate aldı çocuk. Şimdi bir de kill aldı buradan. Yok abi yatırımı bak. Üst koridora yatırım yapmak, ev almak, AD carry yapmak, arsa almak gibi düşün. Verdi gene örneği. Vay evet. Be. Ben futboldan bekliyordum. Ama bak bu örnek ama... bak bu örnek olur. Gerçekten herkesin anlayabileceği bir örnek diye bunu söylüyorum. Hani adam LoL oynamasa bile anlar.
DC'de çok mutluyum. Bir tek bana boş yapma yazmıyorlar amına koyayım. Çenezede yazıyorlar. Bu ekip daha çok bir araya gelsin ya. Ben kaçırdım ya. Kime yatırım yapıyoruz yazıyor. Arsa imara açılmazsa görürüz. Öne geçti Billy Billy Gaming. Ne hikmetse. Bak şu an bilmese... Elbikiller arasındaki item farkı şaka mı? 2 saattir eşek osuruyor burada. Şaka mı ya? Bak Bin'in az önce attığı last hit'i gördünüz mü mesela? Onu çoğu oyuncu yapmıyor bu arada. Düz wave'de bile adam last atıyor. 2-3 milyon kaybettiriyor karşıdakine. İtemi de bitti. Bir şey yazıyor. BLG BBL sandı ondan izliyor bence diyor. Yalnız çok iyiymiş. Hadi oğlum falan diyorum şimdi. Oo, Tristan'ın iteme bak. Of, damage denince de Akali mi be? Bir de Poppy'ye bak abi. Poppy taşıyacak şimdi bu oyun değil mi? Poppy bir şey diyeyim mi? Yani iyi pick de. İzle, sadece izle ya. Oscarini'nin kariyerinin yükselişi bu maçtan belli olacak. 5 dakika önce Oscarini'ne küfrediyordu. Ama şimdi... kötü oynuyor 1v1'i de teamfight'ları iyi oynar belki. Bakalım. Ne alacak peki o item'la? Jakşo aynen. Mor item diyecektim. Daisy kes. Oğlum Tristana Daisy'ye tek atıyor ya. Öyle bir sıkıntı var. Oscar'ın pozisyonu çok iyi yerde biliyorlar. Oh, Poppy harbi sıkıntı. Kes o Rakan'ı. Aha GG. Sit. Abi şimdi çok kötü oynadı Rakan. Orada direkt o Rakan hala gidip E atmaya falan çalışıyor W. Oğlum Orianna'yı yolladı bir de Oscar'ın. Orianna'yı değil lan Tristana. My God. Of. My God Oscar'ın. Of Orianna. Orianna ultisine ne oldu şey lan? Hiçbir şey olmaz. Orianna? Ivan Shield attı oğlum. Bin! Of, bin! Bin taşır. Oğlum Orianna ultisine ne oldu orada? Dedin abi. Dediğim her şey tek tek çıkıyor abi. Orianna 0-3 oldu bu arada. Out of game. Mid lane'siz oynayacak. BLG. Haberiniz olsun. Şuraya caps'i koyacaksın. MR botu da almış. Oğlum Orianna ultisine bir şey oldu orada. Tamam izleyeceğiz abi. Bir dakika. Bir dakika. Oscar'ın! Bir dakika. BLG'nin babası. W'yu aç artık be. Ha? Vuramıyor lan adam. Olaya bak. Oscar'ın. Ne oluyor ya? Bu adamı övdükçe şey oluyor bu adam. Olaya gel. Harbiden. Bu şey abi. Oscar'ın bu maçta Seven Deadly Sins'teki Escanor. Güneş açıyor her dakika. İzlemeyen anlamadı. Abi pozisyonu hala göstermediler ya. Spoiler yazıyor bile. İzleseydin kardeşim. Oscar'ın geliyor. Item almamış mı o? Ne oldu? Yetmedi gol. Şey almış buna ya yetmiş. İşte. Kindle Gem almış. Ivan 2 item bu arada. Çok fark ettirecek ha bu. Yalnız Bin Humanoid'u tutuyor. Bu Tristan'a W attı. Bayağı iyi oldu bu. Humanoid öngördü her şeyi. Aha, Oscar'ın. Yallah benze diyor. Oscar'ın bir W. Ah. Lan ne yapıyor on? Oğlum na fena trollüyor ha. İmiz oldu bir dakika. Oğlum abi, Ivor'una bak. Fulle kankam fulle. Oh. Fena trollüyorlar. Aa ölmedi lan de. Ölmedi. Helik ölmedi. Sıkıntı yok. Bin sıkıyor. Hayatta. Şu Ivor'una bir opinle konuşabilir miyiz? Ya. Tristan'a vuruyor. Ama yapma Bin işte girdi. Bunu. Niye ölmeye başladılar bir anda ya? Abi Tristan'a inanılmaz ya. Sıktı. İnanılmaz. Evet 6 stack oldu ya letali. Infinity alsa 1v9'lardı direkt de işte. Bence Humanoid çok trolledi ya. Fazla girdi değil mi? Çok deep ya abi. O jump'tan sonra Tristana'yı kovalamayacaklardı ya. Zaten ya flash attı ya. Hala kovalıyor flash attıktan sonra. Çıkar artık yani. Ivan Redemption Shield falan basınca dedim herhalde bitti bu fight ama ölmedi. Alistar'da da şey var sanırım ya. Dur bakayım. Şu ulti basınca heal veren. Emin değilim ama. Bak burada müthişti adamın... her şey. Emekleri boşa gitti ya. Abi bir şey diyeyim mi? Sağ burada takım... salcan aga. Full heal shield veriyor böyle bir şey. O Trimby de trollemiş ama ya. Baksana bak. Tekrar burada dönüyor. Burada salacaktı. Komboyu attığında kimse vuramıyor yani ona. Tristan'a fok free vurmuş. Anti. Drake'i alıp 2 kill bir tower verdiler. Çok kötü değil. Yo bin taşır artık ya. Zaten 2 itemden sonra bin... Sol takımın scale daha iyi sanki ama ya. Sol takımın damage daha iyi değil mi abi? Late game'de.
Bence tartışılır ya. Poppy'yi oynadığı zaman Rakan'ı sokmayabilir, Jax'ı girmeyebilir. Tamamen bence Tristana'ya aynen bakıyor ya. Ama sağ takımda hasar vurabilecek tek Kai'Sa gibime geliyor benim. Ya öyle de var. Bir de Daisy. Bir de Daisy. Akali'yi saymıyorum işte. Akali bayağı geri düştü ya bu oyun. Akali bana vuramayacak bence olacak yani. Daisy ben daha de çok vurur ota ota ota. O Akali'yi sen de oynadın biliyoruz. Böyle geri düştü mü hiçbir şey yapmıyor yok karakter. Yok abi direkt yani çar... Farm'da yapamayan bir şey ya bu arada. AD killer arasında ha, tamam 1'e düşmüş. 2 level fark var diyecektim. Ya, bu arada hala var. İkinci itemi bitmedi abi Kai'Sa. Elk daha base attı mı ya? Attı attı. Hiçbir şey almadı sanki. Şu uzun kılıç almış. Long... Şimdi bir 300-500 birikiyordur ya. O yalnız... bir de şey almasına gerek yok aslında. LDR almalı mı? Gerçi Poppy'yi kesmek istiyorsa alabilir. Ne almalı ki? BT? İşte BT LDR galiba ya. BT. Bu arada BT de fena değil ya. Değil. BT fena değil işte. Ya. Poppy'yi kesemezse hiçbir şey yapamaz. Poppy ama Poppy'de armor şey ki yani. Ninja tabi de yok da. Yani HP'den dolayı. Şu an 1200'de armor'ı var onun. Sıfır pok var ya sağ tarafta. O yüzden BT çok şey yapmayabilir ya o kısmı için. Olabilir. LDR'ye gidiyor. Of Jax'ın itemlere bak şu an. Şu an Poppy'yi yok eder var ya. Baksana 1200 gold fark var. Fightlar ama harbiden zor olacak abi. Sağ tarafta Moonstone, Redemption, Alistar'daki item ismini hatırlamıyorum. Radiant galiba. Radiant aynen. Yok abi. İki taraf yani için de zor fightlar bence ya. Ama işte Tristana'daki şey var ya, Lethal Tempo'ydu değil mi onun adı? Onunla bir anda herkesi kesebiliyor evet. Abi zaten LDR bitsin tarayacak bence. Şu an yalnız Orianna da iyi ya. Orianna da iyi. Shadow Flame'i de çekti. Aa 2'yi bitirmiş lan, hızlı bitirmiş, şaşırdım. Ne diyorsunuz chatte ya? Bacağım gözüküyor diye. İstersem taşağım gözükür size ne? Ooo. Sertti bu. Aynen öyle. Olmaz diye göstermiyorum. Chat yok abi, arada bir yorum yapıyorum. Bana takıldı, Kemal de bir şey anlıyormuş falan gibi diyorlar da. Şimdi konuşacağım, görecekler. Şu taşağı da bir göster be. Acaba chat'e atılan ban yemeyen Koray'la bir alakası var mı? Ekran görüntüsü almış. Abi az önce alındı mı zaten bu arada? Ne oldu abi? Öyle bir şey alınacağım aklıma gelmezdi ama çete büllük atılıyor, ban yenmiyor. Rakun attı, adam ban yedi. Onu ben gördüm ya. En yorumsuz hangi bırakıyorum modu abi bunu. Hangi modu? Merve'nin eşekliği kesin Merve yaptı onu. Gülüyor bir de. Çok zor abi. Fight geliyor bu arada. Bu fight'i istiyor Fanatik de, yani Ori sokmuyor. Oraları sever bak. Pozisyonu şey iyi ya. Rakan çok under level değil mi? Ben mi abartıyorum? Support rol abi. Çok diğeri de 9 level ya. Sece ultisi. Oo çok iyi engage. Güzel TP. Güzel TP ya. Ooo Oscar'ın en. Bir dakika bir dakika. Abi, İbra. Oscar'ın çok iyi oynadı. Oğlum erkeği kimse vurmuyor lan. Alo. Erkek vuruyor. BBL şey pardon BLG. Nasıl olur mu ya? Nasıl olur mu lan? Oğlum tam dediğiniz oluyor bu arada. Gerçekten hasarları yetmiyor bence. Yine bak orada bir outplay durumu yaşandı. Evet. Ama sonrasında yine hasar yetmedi abi. O evet, küçük evet şeyi değerlendiremiyorlar aralığı, anladın mı? Abi o Tristan'ı kimse öldüremeyecek galiba. Çok güzel bir combo yaptı. Bitti ya o 1v9 artık. Abi Koray abi bak. Akalis'in ikinci item boyu gidiyorsun. FF. Bence... Ya ne kadar kötü bir şeyi biliyorsun yani. Evet. Bence direkt Fanatiksin. Tristana bottan plate alıyor. Top'ta Poppy'ye Herald açıyorsun. Poppy'ye Herald açıyorsun. Efsane replik. Bin'e bak yalnız. Oğlum. Bin taşır. Analiz işini azaltalım, Kemal'im yazdı birim abi. Patladım. Abi bineceksine bak. 5-1-3. 3 item. 50 CS diff. O kadar Kemper abi. Dakika CS. Kötü oynadı. Dakika CS. Evet evet. Gayet iyi götürüyordu oyunu. Maçın içerisindeydi ama. Abi bu bak gerçekten söylüyorum. Fanatik'in bu yaptığı şey intihar girişimi. He, tutabilirdi o ayrı. Evet. Ama tutma ihtimali çok düşüktü yani. Fanatik büyük ihtimal maça çıkmadan önce şey demişti.
Zaten çok düz yenemeyiz. Yani Bin'in Jackson'ı yemeye deneyelim, şeklimiz olsun. Adam Poppy'yi görüp Jack saldı abi direkt. Tam ne yapmalıydık o savaşta? Bu arada Alistar da sıkıntı ki Jax için mesela. Evet abi ben almak istemem. Support'a yollayacaktın abi. Ben bu arada vallahi onu da söyledim biliyor musun? Poppy support zaten ben şeyi seçtim. En çok seçilen farklı koridorda seçilen Poppy. Herkes Poppy seçmiş. Top'ta seçilir zaten dedim. Seçildi yani o seçilirdi. Bir support kaldı. Mickey X'ten bekliyorum. Ha, ben de Mickey X'ten bekliyorum diyecektim abi. Belki çeker rakına karşı falan. Dumbledore olsa o da sever. Ah lan Nico, Orn. Ivan çok fed bu arada hala farkındasınız değil mi? Evet de kimi bufflayacak ya Alistar'ım. Evet bufflayacak hero yok ya. Bir de takımında Ivan... Akali yöne geçirmeye çalışabilir de çok zor. Abi takımında Ivan, Kai'Sa var. Poppy'ye Geralt açıyorsun. Büyük olay bu arada. Orin ulti. Lista'nın item'lara bak ya. Atılan pink'e bak. Bunlar harbi Ivern'a karşı oynamıyor hiç bence. Tower gitmedi. Abi Çin'deki matchuplar genelde şey arıyordu. Hatta Kore'de bile. Bir tarafta Renekton, bir tarafta Jax. Sejuani ile V'yi değiştiriyorlar sadece. Bu. Draftlar genelde bu oluyor top sayı. Bu Renekton banlı mı? Ne oluyor? Ya Noah atacağın Adam base'e gitti ya. Adam base atmasın diye ignite attı ya. Abi ölmek istiyor Noah hatta yani. Bir şey yapmayacaklar mı? Ne yapabilirler ki abi? Oğlum tamam da ne bileyim yani öyle bir ignite attı ki sanki devam edeceklermiş gibi. Ya bin bottan yarıyor. İkinci kuleyi alacak bunlar toptayken. Yalnız onu bırak da. Kadar işe yaramıyor ki. Bizim bin yarayım. Bizim Özgür tam neyle attı kendine müziğinin fotoğrafını da koymuşuz. Ekstradan bir 100 yorum aldı ne alaka diye. Direkt. Abi ya adam her şeyi kullanıyor ya kafayı yiyince. Kaçıncı ortak? Üçüncü ortak. Kemal bir de Shaco jungle oyna. Bir de analiz patlatalım. Direkt esnafı olur. Delireceğim ya. Ya bu ara yayıncılar mesela 5v5 atıp duruyor ya aralarında. Bence onları yapsana. Yani ben de... hiç izlemiyorum ki Twitch'i. Yani bilmiyorum kim atıyor kim mesela kim oynuyor ki 5v5. Kanka bu ara meta herkes oynuyor versus var diye. Aa. Ben vallahi şey yapmıyorum. Bir anda şey yaptık mı ya o zaman? Cumart. Of. Of fena sarar. Analizi analizle sarar ya. Ama kavgalı olur o. Kavga analiz. Tabii canım toksik böyle pislik. Yenen karşı DC'ye gidecek, sövecek. Oğlum Oscar'ın? Sen hiç Oscar'ın övüp durma abi artık W basınca. Oğlum Rakan oyunu durduruyor kaçtır da. Adamın değerini arttırdı ya burada. Oscar'ın W basıyor Koray. Abi menajerlik şirketi sen mi aldın Koray? Hayırdır. Kendisiyiz ya o şirketi. Hayır, herkes Antalya'ya geldi ya, komşuyuz artık. Harbi. Kanlarına giriyorum, herkesi LoL'cuya uçuyor. Community'yi büyütüyor Antalya'da. Levo dün bana şey sordu, oturuyoruz Levo'yla. Abi seni izliyorum canım çok fena LoL çekiyor ya, oynasam mı dedi. Bence yapma dedi. O da hazır yani. Öyle bir şey başlanırsa abi yeniden LoL dünyası, ben cosplayer olarak başlarım. Etkinlikle gezerim bak onu söyleyeyim. Valla Kata cosplay? Düşünüyorum. Kata. Saç da var az. Doğru aydın aslında. Boyayacağız abi o yani. Ahri diyenler var. Devamı gelmedi tabii. Arkadaşlar Gragas yazmayın ayıp. Çerez senin fantazilerini bak, anlayamadım yani. Bana adam, ahir yaptın. Adam, hayır chat'e yazdı. Bu arada efsane bir içerik fikri geldi. Ya gene mi ya? Ben bunu sizinle bir alayım. Not defterine yazıyor şu an. Yemin ediyorum sizinle alacağım. Fena içerik Kemal konuşuruz senle. Kemal'den iyi tarik olur diyen var. Anlayamadım beyler şakayı. Boş ver. Anlama. Ay sağ ol. Bu arada senin bir dakika Gangster Twitch senin şey kostüm. Yani Akali cosplay. Milyonları tutacak. Yaptıracaksın ne, yani. Neden abi bekliyorum yani sorabilir miyim? Bir skor aldı. Oğlum ya Gangster Twitch mi Mafya Twitch miydi o hatırlamıyorum direkt.
Ya ikisi de aynı galiba. Ya yok, yaratmak yok. Kanka şimdi durduk. Ya bir maç umurumuzda olsun ya. Versus diyorsan bunu bir muhabbet olsun. Ulti varken bile mahvediyorlar ya. Bu ne? Maç bitti abi. Boşver sen maçı. Monaid'den Bizonya geldi. Abi Elkin vuruşa bakın. Yine bak. Yine bak. My God ya. My fucking God. Zonya var. Zonya'yı basmıyor bile. Yok mu lan? Basmıyor ne oğlum? Var. Var bu arada basmıyor. J'yi var diye basmıyor. Baksana duruyor orada. Çok fazla hayatta kalması için mücadele ettiler ve korudular Bin'i. Ya güzel gidiyordu maç ya. Çok Kerim fena yok, uçtu. 4 kere ölünce Akali ile böyle oluyor. Abi ikinci item boyut diyorum sana. Direkt maçın bittiği andır ya. İlk kuleyi düşürmek üzereler. Of. Oha. Evet bir daha Poppy'ye... Lead vermeyeceksin. Aynen, Poppy'ye lead verirsiniz abi. Aha. Ah be, ona da öl bari Bin be. İlk 25 dakika Funa büyük ihtimal Bin desteklemeye çalıştım da olmadı ya. Bin abi demiştir ki bunlar hayırdır bana nasıl Jax bırakıyorlar bak ne meta diyorum. Şey mi? Meta Bin. Evet. Günün son maçı arkadaşlar. KT Roster Weibo Gaming. Günün en iyi maçı. Acayip güzel bir maç. Çünkü kaybedenin artık neredeyse turnuvaya veda etme ihtimali olan bir duruma düşecek. Sol tarafta Poppy, Maokai, Kalista yasaklamaları. Diğer tarafta artık Zaya yine yasaklanıyor. Zaya Rakan, Alistar. İlk seçim Kai'sa, Orianna Rumble'la cevap çok iyi cevap bu arada. Nautilus, Nico tercihleri, Nico da genelde yasaklı oluyordu. Azir açık kalmasına rağmen BDD almamış ve Jarvan tercihi. Burada Jarvan tercihini de açıkçası ben beğendim. Özellikle de hem Orianna'sı var hem de rakipte Nico falan filan var. Onlara karşı da iyi ve Crisp neredeyse her maç Leon oynadı. Yani iki maç en azından oynadı diye hatırlıyorum. Alistar'a karşı da, Nautilus'a karşı da. Leon oynuyor. Hatta G2 maçında da Leon oynuyordu. Renata artı Rell. Renata burada önemli bak. Renata'yı yasaklamaları önemli. AD Carry'yi ikinci seçim. Hani AD Carry'yi son pike bıraktılar burada. Leon'u aldılar. Büyük bir ihtimalle Tristana gelecek. Yani burada genelde zaten Çin takımları buralarda şey alıyor. Lance'den de bir Singed gösteriyor. Hani Lance'in imza şampiyonu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi destek tarafında bakalım. Destek tarafını diyorum özür dilerim. Nişancı'da Tristana tercihi gelecek mi Light'tan? Gala ve Elk bunu gösterdi. Bakalım Light'tan da bu gelecek mi? Merak ediyorum açıkçası. Belki çok düşük ihtimal Zerimer'i gelir ama çok sanmıyorum açıkçası. Tristana'lık güzel bir durum var burada. Aaa Sivir de var doğru. Sivir de hiç fena değil. Nautilus'a karşı da hiç fena değil bu arada Sivir. Evet güzel bir Sivir tercihi. Genel olarak baktığımızda hani Nautilus'un ultisine bir cevabı olabiliyor falan. Takımını koşturabiliyor falan. Fena bir tercih değil. Açıkçası Sivir ben düşünmemiştim. Harbiden cuk diye oturdu bence. Bakalım seçim yasaklama böyle. KT tarafında Viego'ya çok bakıyor oyun. Çünkü Nico, Nautilus, Kai'Sa'nın öldüreceği ilk rakip direkt olarak Viego'nun reseti demek olacak. Bir diğer konu ben Kai'Sa'nın hangi eşya dizilimi kasacağını merak ediyorum. Ama bana sorarsanız Umbra kılıçlı eşya dizilimi şu an çok iyi gözüküyor. Çünkü rakipte hem tank yok. Yani dürtme tarafı biraz zayıf kalabilir. Çünkü Kai'Sa'dan başka dürten biri yok. O konuda belki bir letal tempo tercihi gelebilir ama onun dışında hani herkesi atlayıp öldürme ihtimali olduğu için bir ihtimal orada Umbra kılıçlı eşya dizimini görebiliriz. Geçelim maçımıza. Zor ya sanki. Selamun aleyküm. Geldim. Aleyküm selam. Ezreal'ı Ghost'la oynayacaksın. Bak bunu kimse bilmez. Onu Karzı yapıyordu. Onu Karzı yapıyor da bir şey söyleyeceğim ya. Ezreal iyi mesela. En iyi oynuyor şu an turnuvada. Sivir'e ne diyorsunuz? Onu konuştuk şimdi. Garip ama okey pick galiba. Vuruyoruz, koşuyoruz. Ne dedin? Bence Sivir bayağı iyi oldu ya. Ben Tristana diyordum ama. Tamam, öyle o zaman. Bir dakika, Yifone hemen neyini diyor? Abi siz de girin o zaman. Bak yine tamam, başladı. Orayı katma. Girdin şu anda. Japon'a girdin artık. Tamam, yani Tülüs'e karşı da okey Sivir. Aynen. Tabii bozuyor esini de. Çok kötü değil. Ne kadar? Ya ama şeyi... Mesela Hook'u yemediği sürece Sivir ultiyi yemeyecek. Evet. Girmiyorlar. Neyse bugün Broken Blade yoktu Shane Carson. Şu şeyi bir... My God. Worlds'e gönderebildik mi? Bizim TCL'i. Daha slot alamadık abi. Slot alamadık mı? Onlar en kolayı. Dert etmeyin. Ben 2 kilo alıyorum. Bir sana. Dump'i yaratmayın bana şimdi. Ben az önce yazdım. Abi selam. Abi selam. Amerika nasıl yazdım az önce. Bunu düşüneceğiz şimdi. Maç analiz işini azalt Malkoç. Son kararımız. Nihayet maçtan sonra yolacağız. Teşekkürler. Abi bu arada Weibo bence direkt yendi maçı. Ne diyorsunuz? KT iyi takım abi ama. Küçümseme o kadar. Belli olmaz ya. Ben Weibo. Komet dışarı geliyor.
Oğlum bu ne nasıl yenebiliyor bu trade'i? Daha iyi, sarı bile yakmıyor ya. Sütlü Nuriye. Çok garip bir çağrı lan. Dakika kaçtasın Koray? Bir saniye ileri alayım onu öyle yapalım. Dur. Ha doğru 57, 58, 59, 2. 59'dan sonra 2 mi geliyor abi? İkinci dakika. Neleri açıklattılar. Şu an ben 2-11'deyim sen. Bizim bu yayın Koray'ı darlama seviyemiz. Johnny elimizde bir adet maç var. Baklava konusunu evet. Bence bir kenara of, bırakalım. Of nasıl yakacak şimdi var ya. Abi biz Mete abi diyorum ya. Vallahi vurmuyor, True Damage vuruyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada neden Ksante aldılar ki Rumble'ı görüp? İge Ksante'den. O hatayı ben de yaptım galiba ya. Papa'ya karşı 50 CS girdiydim abi. Başka pick var mı ki? Ne alacaksın Rumble? Yani Yone, Jax okey. Tanklar okey de şey mesela hani Sion Ornn okey. Bu Ksante sanki çok iyi değil gibi. Kordur eşleşmede de ne güzel Ksante diyorsun sen. Giga Ksante Meka. Bu arada Weibo'nun jungle'ı nasıl Vi oynadı G2 maçında? Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Çok adam iyiydi. Solo killiyordu abi direkt. Weibo zaten bu işin babası. Weibo ya. Bay bay diye okunuyor. Ha, anladım. Bay bay. Espri yapmaya çalışırken ben. Damage'e bak çıldıracağım ya. Oh. Vur bir daha. Bir daha gelecek ya şimdi. Manasız karakterler kaldırılsın. Lobi o kadar büyümedi Naru lobisi de ama onu da yapacağız. Yine 3 CS geride ya ki. King güzel oyuncu ya. İlk base'den sonra çok görecek abi. Mesela şey alsın, çizmeyi alsın. Of çok eziyet ya direkt abi matchup. Baksana. Ya bir de ben bilmiyorum Rumble... Ha bak Rumble eskiden niye oynanmıyordu? Yani bu daha az buff'lar geldi işte şeyleri değişti. Ya bir de en büyük olayı bence abi top'ta genç çok yiyordu şampiyon. Ya evet jungle rolde mesela camp almak zorundasın ya. Aynen. Biriyle sen. Hapşırdın mı? Biri gitti bir anda. Ben hapşırdım geldim ya. Düştü. Nasıl lan konuştun bir yandan? Onu oraya sıkıştırdı galiba. Nasıl oldu kanka? Çok geçe bardı. Mid matchup'ı klasik. Niko darlıyor ama bir şey kaybetmiyor orayı. Sadece push onda hep. Top'ta geri yolladı. Gitti kendin. Aha. Aa gitmemiş. İsmisini almak için durdu ya direkt. Gank gelir mi belki? Da gene kesemezler gibi ya dışarıyı. Güzel ban. Modlar teşekkür ederim. İyi bir ban gördüm de chatte. Aboneyi küt diye banlamışlar. Naru keşke tek yapsaydın yayını. Abi geliyorlar işte. Özür dilerim. Ne diyeyim adama ya? Gelmemeli. Pardon. Özür dilerim. Mid'de potlar bitti. Shaohu'nun gank yeme zamanı bu. Bu arada Shaohu'nun da performans düşmüş ha. Abi mid lane böyle bu arada. Bence herkes iyi oynuyor. Hepsi iyi oynuyor ama bazı matchup'lar harbi böyle şey. Eziliyorsun aga. Yapacak bir şey yok. Abi Niko'nun laning'i kadar güçlü bir şey yoktur herhalde. Bir şeyler oluyor. İlk hamle Lehens'ten geldi. Ölmez ki ya. Bunlar 3v2 atar abi. Bunlar rahat atacak. Hemen Shaohu muhabbete şey ya, o G2 maçında Rakan'ın W'ya falan yemesi evet, vardı mesela. Hata yaptı. Yani çok büyük hata. Shaohu gibi oyuncu onu yapacak oyuncu değildi yani. Shaohu top lane'de iyiydi ya, keşke kalsaydı. Harbiden ha. Evet, direkt adam top lane'e geçti, en iyi top lane'di yani. Niko geliyor. Öldü bu arada. Öldü buradalar, fena öldüler. 12'nin flaşı var. Atmadı, bir attı. Birebir yani. Vallahi kötü oldu bence KT için. Bence de. Bu arada bu en büyük olay yetişemiyormuş. TP'si varmış. Kaybetti o Wave'i. Gider de aynen. Kaybetti her türlü. Çizmeyi Ninja tabi almış bu arada Dışay. İlginç bir tercih. Bu arada bunu geçen de yaptılar ya. Kim yaptı lan? Dışay mı yapmıştı? Yok Dışay değil. Biri daha yaptı bunu ya. Kime karşı yaptı? Ha şey. CNG maçında Zeus'a karşı yaptı. Aatrox oynuyordu Zeus. Doran Rumble oynuyordu. First item Ninja tabi aldı. Aatrox'a karşı. Ya o normal ama Aatrox'a karşı mesela. Ksante'ye karşı Ninja tabi. Ya büyük ihtimal Viego ile beraber düşünüyor adam ya. Bu dakikadan sonra ne zaman basic atacak ki Rumble'a zaten? Evet işte yani. Ya ölmek istemiyor herhalde hiç. Zor. Bence gank'ten korkuyor ya. Onda ya dışarı çok korkmaz bence ama Yaro gank'i zaten. Bence Dışay bu turnuva iyi oynuyor ya. Bu sene inanılmaz iyi oynuyor. Normalde de hep iyi oynuyor bence de bu sene ekstra. Ya normalde mesela Lucian top alıp bütün gankleri yiyor işte 0-11 falan. Ya da 11-0 işte durumsal. Turnuva daha kolay ölmedi yani. G2 maçında da bence takımın en iyisiydi ya.
Öyle öyle direkt. Lucian Top'un meta olduğu ne güzeldi ya o zamanlar. Ne oynuyordu ya? Bir anda Kalista'yı meta yapmadın mı? Kalista ölü abi, topta geçen bir denedim de. Pişman oldum. W'yle ultiye vermeden. Valla. Abi bak, Dishyson, top lane'deki Char'ların Lucian, Kalista, Queen. Nasıl oynayacaksın ki adama karşı yani? Yalnız Odin gelir burada. Öldü. Aaa! Niye önce yeri atmadı? Çok iyi oynadı. Öldü ki Dishay. Çok iyi ulti. İyi tamam. King kötü oynadı sandım da daha akıllıymış benden. Sorry. Bu arada çok iyi ulti attı ha. Abi şu anki peşte bunu yapamıyorsun mesela. O üçüncü 2Q stack'le ulti atamıyorsun. Direkt kaldırdılar onu. Sanırım. Oynamadım ama öyle bir peşte. O herhalde AQ yazanı banlayabilir miyiz? Ama Viego'ya kill gitmesi sıkıntı ya. Şu an KT bayağı önde. Peki mesela şey var mı sizde, atıyorum, solo bir şekilde fark yaratır bir hero ama oynanmıyor bu aralar, niye bu verse'te alınmıyor denilen bir şey var mı? Herhangi bir lane'den olabilir yani. Önce chat'in yorumlarını alalım. Ben chat'ten duymak istiyorum. Timo, ha, ilk bir gerçek LoL proları. Aynen, Vayne duydum bir tane. Bu arada orada görüyorum. Tek başına fark yaratacaksa bence top Vayne o iyi. Cannon derim ben yani. Ha Cannon, evet. Cannon derim yani. Orada tek kişilik bir baraj. Bence Renekton'lara karşı falan top Vayne alıp One Win 9 atma ihtimalleri var yani. Onun yerine Cannon al abi direkt. Ya öyle de işte farklı şampiyon ya. Ya Ken'i oynayan çok yok, ben de o yüzden Ken dedim. Ben Yone'yi az gördüm midde özellikle. Daha çok Yone bekliyordum. Orianna buff'dan mesela güçlü. Aiming ne oldu? Ne oldu? Güzel oynadı bence. Aaa! Tutladı lan Sivir Shield'ı varken. Q'su yedi galiba Kai'Sa Q'su yemeden önce. Büyük ihtimal Kai'Sa Q'su yedi, ben de tam göremedim ama. Hemen yo geri almayayım da replay'e de bakarız. Yani Sivir'e kaynak gitti. Gene birebir trade ya. Ben daha sonra sormayacağım, kavga çıkıyor baba ya. Harbiden Kemal, ben gerilmeye başladım. Çok özür diliyorum, valla çok özür diliyorum. Bir şey soracağım diyor ya, şöyle dedim ya, sıçtık içimizden. Bir dediği iyi oynuyor ya şu an. O değil, adam naturist olarak gelmiş, ben onu kaçırmış. Kandırıkçı gaming. Harbiden. Yayında bunların hepsini öğrettik kardeşim. Şu Sivire'sini görelim. Allah Allah. Mi? Oğlum, ne yiyor? Rakibe de bir şeyler veriyor. Geri alıyorum bunu ya. Çerez, haberin olsun. Allah. E'si. Natulüs E'si. Orada da şey var işte. Şu Viego'nun kostümü acayip iyi ya. Peki jungle'daki CS diff. Ben yeni gördüm bunu. El uzatır. Yani Jarvan geri düşünce ne hale düşüyor biliyorsunuz. Bence KT yenecek bu maçı ya. Bana da öyle geliyor. Viego büyük sıkıntı ya. Bir de top lane'de galiba istedikleri üstünlüğü alamadılar ya. Yok direkt şey abi. Vallahi bir şey diyeyim mi? King şu an... O gank bitirdi lane'i. Evet. O gank bayağı değiştirdi. Normalde 15 CS önündeydi Dishay. O wave almasına rağmen ultiyle. Show. Toparladı King. BDD bazı günler o kadar iyi oynuyor ki şaşırıyorum ya. Çok garip bir adam ya. Bu da o günlerden birisi, evet. Bazen o kadar iyi oynuyor ki. Bu arada ilk defa tier alan Orianna. Aslında kötü değil bence. Bence pro arenada, özellikle World gibi turnuvada kötü ya. Çünkü zaten çok az fight oluyor. Mananı her türlü idare ediyorsun. Yo, manadan demedim ya. Oo, çok ağır kısımlar. Oy. Abi Niko'yu güzel kullanıyorlar ya. Ama abi Jarvan'ın oyunu bitti ya. Oo, bir dakika. Aha. Çok iyi oluyor. Şey. My god. My god, bayıldı. Viego dönüşmüyor. Şu Sante biraz güçlü şampiyon ya. Neredeyse savaşı. Ori Rumble kombosu çok iyiydi bu arada ama kimse ölmedi yine de. Allah. Oğlum şu an Jarvan yok ki oyunda. Evet, bitti dedim ya. Çok yani Jarvan geri düşünce kağıt. Üflesen. Hey. Legends never die. Savaşın başlamasına devam etmesini sağlıyor. Yine o bok Kai'Sa buildi gelmiş, çıldıracağım. Ama bu maç çok iyi oğlum. Karşıda yine front yok. E kağıt olunca güzel abi. Bak Ori Rumble ultisine bakın şimdi. Hop. Viego şurada Leona'ya dönüşmedi bak. Click'i unutuyor. Dönüşse daha çok ya Rumble'a. Bir takas oluyor. Kazım burada sıkıntısı olsa belki katlayama vesaire falan gidebilirdi çünkü Rumble'lerden. Ha, Umru almamış lan. Ben Umru aldım sandım Kai'Sa'yı. Bu ruler bu ildi ya. Ruler'ı da böyle yapıyor.
O Ruler yapıyorsa iyi. Ruler bu maç, bu bir dakika, bu build de bu maçı kaybettir Ruler, hatırlatırım. Bu arada Kaisa'yla, ya bugün hatırlamıyorum da, İşte bugün oynanmadan 8 tane maç kaybedilmiş. Son 8 ölür maç. Ölür mü? Ya bu ne abi ya? Kapat şu hileyi çabuk. Çarpan kendini. Bak Farfetch bunu yapsa şu an LEC'deydi. Yürürken sadece sağ sol yapacak. Ah lan. Şu an Diyarbakır'da. Ne yapıyor gezmeci? Türkiye duruyor. Türkiye duruyor. Kişiyi böyle resmen boşa attı. Baksana jungle farkı çok ya oyunda. Bu arada Kaz da harbi iyi jungle ya. Faker jungle... Kaz'ın Zek maçı çok iyiydi ya. Faker jungle'ları harcıyor olma ihtimali var mı? Hayır. Hayır sürekli my god no. Adam... Hani bu arada öldü dışarı yerse otoyu. Herkes böyle Faker'la oynadı yani bir tur. Ne? Ölmez ki ya. Ölür mü? Ne oluyor lan? Kasante Maker? O değilse var ya. Abi bu ne ya? Adam direkt olduğunu attı abi. Duvardan geçti bu sefer arkada bir lidi bekliyor. Item'ı bitirince erkekler. Abi sen. Oğlum Kaz çok önde ya. Bu ne? Ormancı destek. O Vega. Abi Nikos'un Nautilus'u var bir de yani. Kaz. Oo çok CC'si var ya. Harbi draft fena ha. Yavaş yavaş fark ediyoruz biz ama. Hani sağ taraf geri düştü mü? Hele Jarvan'la. Daha da oynayamaz gibi. Abi mesela Orianna burada mesela Nikos o zaman Orianna'dan daha mı OP mesela? Hayır ne oluyor biliyor musun? Draft'a mı bağlı abi? Hype'a giriyorlar. Ori blind alalım, Ori çok güçlü de bence bir durun abi bir bakın. Abi mesela sağ tarafta Jarvan değil Vay olsa sağ tarafın draft daha iyi oldu orada. Hani picklere göre değişiyordu bence. Ya ne bileyim Niko fight'larda da mesela acayip saçma şeyler yapabiliyor falan yani. Ya işte onu yapması Viego'ya reset veriyor anladın mı? Başka bir jungle olsa belki öldüremeyecekler. Aynen. Yani burada yani bazı hero'lar bir aradayken, bazı hero'lar aynen, bir aradayken evet. Güçlü. Normalde destekler şey yapar ya böyle çöle doğru yürürken sağa sol falan. Ama burada dümdüz yürümüş ve yani dümdüz Weibo kaçırmış yetenekleri. Maç çok zora girdi ya. Ulan Weibo dedik iyi oynuyor adam. Vay'la iyi oynuyor dedik ya. Dışay bu maçı kazanmazsa Naru'ya duvara kendi kanımla yazdığım Dışay fotoğrafını atacağım. Onu ben ban yiyelim sonra. Onu yapmayalım abi. Adam bir de caps açık yazmış abi. Ben biraz gerildim yani. Maç fena sıkıntı da bu maç uzar. Bence eğer maç uzamaz abi. Eğer trollemezse bir bu. Ejderler yok oğlum. Eğer fail'lemezse oyunu bence çok rahat kazanacaklar ama böyle birkaç fail gelirse falan ya da outplay. Oha. Oğlum senin ninja tabin var. Bu ne? Fark ederse kahreder abi. Crisp? O Leona öldü. O tower düşecek. Adamlar ne kadar garanti TP atıyor ya. Direkt kullanıyorlar hiç affetmiyor. Aiming'de Gwyn'sa var abi direkt tek target bayılmış. Almış mı? Tabii çok önde şu an. O yüzden oyunu zamaz edin ya çelede. Gitti ikinci kulede. Of, fena öne geçtiler. Bu fark ne ya? Weibo hakkında kötü düşünmeye yok, KT hakkında olumlu düşünmeye başladım. Zaten iyilerde. Ya adamlar T1'a kaybetti playoff'ta. Kim Weibo alır demişti oyun başı? Ben. Düşüneyim. Kim diyebilir? Kim diyebilir bu da? Çerez sen o şeyleri değiştirsene. Ya bu arada Dışay... Harbiden Kim fena oynadı ya matchup bence. O Gank de bitirdi, fena bitirdi yani. Gank fena. Ama şimdi Rumble oynuyorsan da o Gank yemiş. Fabulous haklıymış. Fabulous haklıymış yorumu geldi. Ne demişti Fabulous? Ne demişti? Dante alırım mı dedi Rumble'a. Koç çok iyi dedi. Onu duyuyordur herhalde. Yok ya. Kasante Aatrox matchup arkadaşlar. 10 gündür onun şeyini yapıyoruz. Buna nasıl çektiniz ne, onu? Sonucu ne o tartışmanın 10 gündür herhalde? 3 Aatrox durumsal. Opsiyonel abi o matchup. Bundan sonra her maçı 3 tane video çekeceğim. Maç sonu ne olursa ona göre açacağım. Kemal'den sonra. Öyle abi öyle yapacaksın ya. Belli olmaz tabii yani bugün çok hata gördüm. Ksante'ye bak demeyeceğim ki hiçbir şey. Mesela Sivir'sin, range'in küçücük. Ksante'ye vurmaya çalışıyorsun. Her an bir an EWQ bir şeyler gelebilir çok korkunç. Aha! Lehen? Öyle oğlum baby. Ori'nin flash'ı var ama. İyi güzel bu baya. Oooo. Yalnız iyi mi bu fight? İyi mi bu fight? İyi bu arada Weibo için çok iyi. At oğlum ultiyi Dışay. Çok güzel. Veya alır burayı alır. Kaz ölürse büyük problem. Öldü valla. Şu maç uzasın ya.
Bir feyine dönerdi. Oy. 20 saniye var. Ya dışarı öldü ama ya. Bir dakika bir dakika. İyi geç Santeda. Aha Orihan'a tekki daha bir şey. Baron alacak oğlum. İyi bu Baron alacak. Aa, Baron çıkacak. Baron çıkacak. Oyun döndü. TP'si de yok. Fırsat olamaz. Baron çıkmak üzere. Oo, Weibo kazandı lan. Denemiyorlar Baron'u. Bu takımların trollem ne ya böyle? Oğlum Baron niye almıyorlar? Koç haklıymış. Oğlum Baron niye almadılar? İki tane TP'si yok adamları. Yalnız orada. Alamazlar abi dakika 20 daha. Baron yani, alınmaz. Yani, bu damage'leri yetmez. Bu adamı bu inanılmaz kaynak. Oğlum nasıl yetmez? Liandry, Orianna var, Sivir var. Nasıl yetmiyor? Çok yetenek kaçıyor. Ama. Sen analizden devam koç. Oğlum. Bu ekip çok kırıcı olmaya başladı. Şeyden bahsetmiştik hatırlıyor musun? Takım abi biz böyle değildik ya orada. He ben mi bozdum rakibi? Abi estağfurullah estağfurullah. Ya bence hızlı doğuyorlar diye vazgeçtiler. Bilmiyorum. Tamam da oğlum yetişemezler ya ki ya. Mesela 10 saniye var burada Baron doğana kadar. Tamam adamların doğmasına 20-30 saniye var. Yani Baron ilk öldükleri anı hesaplarsan. Neyse geçti artık. Viego ölmüş müydü? Viego ölüydü. Ya ben böyle sorularda hep şey derdi diye düşünüyorum en son. Adamlar Worlds'te biz de izliyoruz. Demek ki var bildikleri. Allah'ım biz öyle zaten. 3 gündür bunu diyoruz. Vardır bir bildikleri. Ya bir de şimdi full map açık izliyoruz biz. Böyle izlerken çok kolay abi. Evet evet. Aslında F1 F2 getirseler var ya bir tarafın mapini açıp kapatarak izleme falan müthiş olur. Şu map 3'e bölüyorlar ya. Evet harbi iyi olurmuş lan o. Güçlendikçe eşya aldıkça oyun sonunda... İşte onun için harbi oyunun içinden spectate vermedi. Peki Nikon'un Rabadon'u. Bence leş item. Bence Shadow Flame'di bu ama. Valla her türlü Rabadon'a benim prensibim şu şekilde Rabadon'a karşı alabildiğin her dakika alman lazım bence. Bence Niko'ya değil ya. Niko bence %90 Niko'ya Zonya abi. Hayır canım %100 Zonya o kesin. Shadow Flame de alabilir bu arada. 3 tane shield var zaten. Normalde. Ama Rabadon alabiliyorsan her zaman alacaksın aga. Böyle bir item çünkü. Oyunun en pahalı itemi değil bu şu an. Ben de şey düşünüyorum. Öndeyken mesela millet Rabadon almak daha mantıklı düşünülüyor. Ben de diyorum ki mesela mantık. Öndeysen direkt böyle işe yarayan ucuz item varsa o an oyunda onu alıp direkt item farkını açıp direkt oyunu kapatmak daha mantıklı geliyor bana. O da güzel bir taktik. Biraz taşak meselesi işte ya. Oyuncuyla işte eşyalarla önemli değil. Önemli olan çakallık seviyesi. Çakallık abi. Yani mesela bu maçın iyi gittiğini düşündüğü için Rabadon aldığına eminim. Aynen o zaten normalde işte. Rabadon ama Shadow Flame alsa şu an Shadow Flame'i vardı mesela. Rakibi öyle. Evet. Rabadon çok pahalı. Güzeldi bu sefer güzeldi koşum. Senin için güncelliyorum. Vardır bir bilmediği. Leona o item'ı ne alacak Leona ya? Şey, Radiant. Radiant mı? Biraz var. Onu bitirene kadar ne yapacak o acaba? Abi. Oyun biter ya. Jarvan'a bak. İkinci item Shojin almadan direkt tank kasıyor. Unutmayalım. Light'te büyümeye olması gerektiği gibi. Ama işte bak bu item'i alsa bile hiçbir işe yaramıyor şampiyon. Yine tek yiyor. Çok garip o bir şampiyon. O itemle ne alacak bu arada? Vazgeçmiş galiba bir şeyden. Ortamında en güvenli hasar. Frozenheart artı bence şey alması lazım. Anatema. Ya bilmiyorum. O zırhı büyük ihtimalle HP'm var. Araya bir tane armor sıkıştırayım mı dedi. Ne yaptı bilmiyorum ki. Tam tersi de olabilir. Çok tek yiyor ya hızı. Öyle bir konumda zaten ya. Ya zaten Viego'ya yetişmesi imkansız şu an ya. Bu arada Sivir 3 item olunca da can yakar ha. Yagami Light O. Bu arada kolay kolay bitiremezler abi Sivir'e karşı ya. Clear'i çok oyun uzayacak ve Orianna taşıyacak. Noted. Alabilir valla. Yani Weibo LPL'de bu maçtan 100 tane oynamıştır bu sene. Ligde 20 takım var zaten. Oğlum Kai'Sa 3 eşya lan. Weibo biraz daha sabırlı kalıp biraz fed. Abi Nikon'un şu an itemlere bakınca çok kötü geliyor gözüme ya. Vurmayacak gibi değil mi? Hayır vurmayacak gibi değil yani. Niko'ya böyle yana bir kronometre, bir Zonya bir şeyler böyle hep arıyor gözüm yani bilmiyorum. Koç Sivir dediyse KTV'nin yazan var. Biz Weibo dedik abi en başından beri. Bence ben şu an kazanacağına inanmaya başladım. Oyun böyle late uzamaya başladıkça şansı var yani. Weibo'nun. Biraz önce şansı yoktu bence şu an var. Abi Rumble'ın ikinci item'ı lazım. Rumble'ın ikinci item yok. Rumble demezsek dışarıya.
Bir anda şurada bir reklam bassam var ya parayı fena kırarız. Ama ana bacı kalmadı. Ama şu an yok, şu an o. Atmayacak lan, bir kere bassan ne olacak? Bak hayır, direkt şey. Bak fight hayır, olsun baron alırlarken in basman lazım. Ben arada öyle yapıyorum yani. Aha itiraf etti arkadaşlar. Oğlum ne var, baron almasını izleyeceğine adam reklam izlesin ya. Şaka şaka. Şaka yaptım chat. Dün iki kere yaptı, çerez XT geliyor. Oğlum yani maç arasında hemen reklam basacaksın diye kaçıyorlar kanka. Onları yakalaman lazım. Ya ben Nexus'a vururlarken basıyorum, öyle söyleyeyim sana. Mantıklı onlar bu arada. Baron Nexus mantıklı. Güzel taktik şu an. Güzel. Şey işlerin alınacağı belli. Şurada ben ah ya. Ay şimdi benim reklamlar oldum biraz o yüzden. Şimdi basarsam oyun bitebilir. Şey işlerin al. Bak base atıyorlar Koray. Bu yayın hep bizi zorbaladınlar. Biraz da izleyiciyi zorbalan. Dur piçliğine bir 100 abonelik atayım da daha az para yazsın. Hemen basıyorum chat, kusura bakmayın. Abi aynısını ben challenge yaptım geçen. Bana kızdı abonelik attım. Ben ilk kez şey yayıncı görüyorum ya. Abonelik atmayın diyor adam. Bizi bu hale Twitch getirdi. Mükemmel bir erken oyun. Sonrasında orta oyunda yapılan... O ne? Kayısa Bench'i alıyor. O da artık... Ne? Raporu yedi. AP kasıyor işte Koray abi. Abi Sivir'in 3. item'ı, Orianna'nın 3. item'ı lazım acil. Bitmek üzere bu arada, şeye yetişiyor bence. Herhangi bir baro fight'ına. Drake'i bekliyor. Koray bak, Drake'i bekliyorlar, bir reklam Koray. Yok ya, burada bir şeyler olacak. Bak kaz bir şeyler deniyor. Adam vision aldı ya. Abi Viego'nun ölmemesi lazım. Viego öldüğü an KT fight'ı kaybeder. Yaşaması lazım. Sivir CS'de de geçmeye başladı. Üçüncü itemlar geliyor. Bir şeyler olacak. Şu an Sivir çok vurur da bu barona tek atarlar. Tek atarlar. Abi bu Kayısı fena vurur ha barona. Ama biliyor içeride bayrak var. Biliyor lan. Pink ward da var oğlum zaten. Pink ward da var. Crisp'in flash gitti. Şay ölebilir. Oğlum niye eridi ki? 1.5k canını kaybetti. Knight Harvester artı Urstorm var. Vurur. Rumble vurmamıştır ya. Oğlum vurur ya. E'ye tutturdu mu zaten hayvan gibi. Ama doğru dün. Oğlum Leon'un nala item bitmedi ya. Leon'a pink ward. Koray dediğinden biri ona bakıyorum abi. Leon'a ne zaman bitecek diye yok. Bu arada Orianna da iyi durumda ya. Veybo aslında az önce sen de bitmiştin. Aha Crisp geldi. Şey yok, flash yok. Flow'lar kasantı salmaz uçarı. Yalnız. Leona ile Sivir'in pozisyonu fena. Rahatsızlık görüyor. Vuramıyorlar. Ejder'de olacak ya mevzu. Galiba. 2 dakika var. Jarvan'ın ikinci item'ı biterse... Bak şimdi soruyorum size. Jarvan base attığında ikinci item bitebiliyor, stopwatch da alabiliyor. Hangisi? Stopwatch. Değil mi? İkinci item bitmek yerine Anatolius ultu attı. Jarvan'a. Hala vision'ları yok bu arada baronda, görmüyorlar. Öldürdüler lan. Kaybetti Leyba. Lance öldü. Baron'u aldılar. Çıkabilecekler mi? BDD. Kaz öldü. Flash var. Öldü öldü o ya. Niye kimse gitmiyor BDD? Aa kaz. Ölür. Ölür mü lan? Flash'ı var Light'ın. Ölmez. Kazın da flash'ı var abi. Sülalesi rahat şu an kazın. O sıçrayı koruyarak... Oy! Şahu! Niko TP ile gelmiş, ölüyorlar bu arada. Beklet abi şimdi o flash'ı sonsuza kadar. Abi Keen çok iyi oynamıyor. Keen öldü. BDD de öldü. Aaa! Aiming! Güzel flash, Light. Öldü. Gitti o da. Ooo! Ejder'i alacaklar. Ejder gitti Arden sol. Harbiden oyun uzadı. Bu oyunun 15 dakikası daha var. Abi base atsalar ya, niye hala atmıyorlar ki base? Sol taraf. Base atılmadı. Bak B tuşuna basılmadı. D'ye basılmadı. Harbi. Ne yapacaksın abi bekletip onu şimdi? Bas bir reklam bas da modumuz. Burada Jarvan'a çok şey harcıyorlar ya. Yani aslında... Sonra basarım ben. Çok da değil ya abi. Ya mesela şu an direkt kaçması gerekiyor. Bak, tamam ama nasıl kaçacaklar abi? Sivir ultisi var. BDD'nin kaçıp sonradan TP atması beni dedirtti bu arada. Abi BDD Rumble ultisinin üzerinde durmuş. Orada base atmaya çalışıyor. Burada kaz var ya, kaçabilseymiş.
Tutmayacak sanıyor bu arada ya. Son piksel. Son piksel tutuyor harbiden. Bu sefer Orion da yavaş yavaş buraya yetişecek. Çok yavaş. Sıkıntı yalnız bu oyun. Sağ tarafı iyice durdurdu yani oyunu. Oğlum şu saatten sonra zaten Weibo trollerse kaybediyor. Maç onlarda şu an. Evet. Yani orada maç döndü. Orada Baron uşağı. Drake'i almış bu arada Weibo. Jarvan her şeyden birazcık alıyor abi. Bence yaptığı mantıklı ya. HP'si var zaten stat alıyor işte. Negatron'u artıran işte bitirir itemları. Çete keşke bakın çete. Stava çalsaydı ya. Ulan. Öleceğim şimdi ya. Şimdi beni duyamıyor onlar. Hayır, seni da duyamıyorum. Sen bastın bana sövüyorlar amına koyayım. Ulan ya. Ulan hiçbir zaman ciddiye almazsınız. Bir şaka yaptık, ciddiye alın. Reklam bitsin, açıklamamı öyle yapacağım arkadaşlar. Reklam bitince yazın. Duyamıyorsunuz şu an. Reklam bitince kanka atalım da bir şey oldu zannetsin. Yalnız Şahı çok fed değil mi? İnanılmaz fed. Öyle böyle. Oydu falan var şey yani. Yanlışlıkla arabadan koyarsa o çanta ya. Evet abi yani. Pot da almış. Aha. Ay iki bozuldu. Range'i yetmedi. BB'ydi. Bir övdük var ya. En kötü oyunu oynuyor adam. Bitti mi arkadaşlar reklamlar? Yerine gitti. Bak hiçbir şey kaçırmadınız. Sadece Weiwei enayi gibi yakalandı. Bir de Drake'i aldı. Onun çoğunu yakalamışlardı. Ben 10 yıllık lolcuyum. Bir şey olmayacağını biliyordum. O yüzden bastım. Yani bir de Kemal biraz gaza getirdi. Profesyonel basıştı ama Naro biz orada evet, test ettik harbi çok iyiydi yani. Bu adam oyuncu beyler. O işin orospusuyuz, sıkıntı yok. Estağfurullah. Bir de şey çok komik bir şey oldu, onu kaçırdınız, ona yapacak bir şey yok. Abi. O makara çok onu, iyi. Onu tier 3 aboneler görebiliyor. Çerez espri yaptın mı? İnanmazlar ona, çok inanmazlar. Ona inanmazlar. Adam abone olup rezalet diyor. Bu Twitch'e ne oldu ya? Onu bırak da. Koray sende de oluyor mu World Watch Party yapınca? Ulan be Kemal gibi yayıncılar ne kazanıyor? Allah Allah. Adam yayın açmıyor ki abi. Abonelik hediye eden isme bak. Kemal'in burnu. Değiştir lan onu. O da biraz daha. Yıllardır bununla geziniyor bu çocukla bak. Bu arada bu çok şey bir şey bak, ha. Bak bu pozisyon chat kaçırdınız reklam izleyenler. Burada acayip şey var. Normalde o EQ'yu atıyorlar. Atabiliyor ama Nautilus geri çektiği için range yetmediği için combo failleniyor. Evet. Evet. Doğru. Lance yakalanır. Tamam. Evet. Aa Light ne yapıyor? Crisp oldu. Yani Light off. Sıkıntı yok abi, sivir o. Kick'ine gitti flash. Eyvah eyvah. İdiden TP geldi bu arada. Korkunç oldu. Vaa. Aa Shao flash'ı var, flash'ı var BBD'nin. Konuşamadım. Bir bilin. Keen ölürse oyun biter. Sivir burayı taşır bu arada. Sivir burayı taşır. Kaz buradan uzaklaşıyor hemen. Yani. Word mü? Baron. Twitch'in 50 flash yandı abi. Bakayım sol taraf. Şarjdan vermediyse Word değil. Abi yok yok, hiç değil bu arada ya. Sanki hiç Word değil gibi ya. Değil mi abi? Nasıl yorum Ragnar'ım? İyi değil. Oğlum her yorum yaptığımda gülmeyin amına koyayım bak. Aynı şeyleri konuşuyoruz, bana gelince patlıyorlar amına koyayım. Abi Kore'ye başlatıyor valla, ben gülmüyorum. Ben her şeye giriyorum zaten. Kemal şey gibi ya, cuma namazında yandaki dayıya bakıp yapıyor ya namazı. O yüzden gülesim geliyor, aklıma o geliyor. Neyse beyler, nikimi atıyorum chatteki kızlar aram gelsin. Ama işte ilk etapta... Adam şey yazmıyor, Koç harbi anlamıyor, Rabadon'a kötü diyordu bir de diyor. 30 dakika geçti lan Rabadon'a kötü. Adamlar o sırada maçı sattı, adam diyor ki Rabadon kötü diyordun, tek attı. Ya bu arada Kai'Sa full build, 10 kill. Oğlum Kai'Sa ne kasmış abi öyle, ben şimdi görüyorum. Bench Rabadon'u var. Bakalım neler yapacak W'ler. Yalnız Weibo ama Ejder var, açık o yüzden giriyorlar ya. Ya. Alıyorlar, alo. Kai'Sa başladı poklama yalnız. Aaa! Kai'Sa! Light flash var, attı. Var. Oğlum, Uşay vurmuyor. Trolle bak Weibo'nun! Eğimik fena ya oynadı ya burayı. Aaa! Trolle bak! Güzel güzel, hiç fena değil. Bu arada... Bence NT'di. Eğimik AP kastı için taşıdı maçı Kore abi.
Ya ben 100 kere söylüyorum. Ama bak AD alıp AD bitirmedi bu ölü. Şeyden Nashor'dan sonra. Adam gidip harbi bir AD kasmış. Ramadan almış baksana. Oğlum hala çok güçlü. Adam W'yla yarı can. Oğlum bu arada Baron'a girmeleri direkt troll değil mi ya? Bak tamam Ejder var. Hani birisini trade'leme istiyor. Tamam ama. Pozisyon. Pozisyon çok kötü abi. Mesela şeyi yapsalar. Bak şeyi yapmaları lazım bence direkt. Bir vuramıyor mesela. Bekleyecek atıyorum ya. Rakibe Baron verip kendileri Ejder. Adamlar Ejder'e giderse kendileri Baron alacak. Bunlar direkt daha Ejder çıkmamış 15 saniye var. Direkt Baron'a giriyor. Evet. Ya burada yine bak Kaisa farkı da çok belli olmadı mı? Gülmeyin bak. Ya, doğru. Hayır yok ben zaten konuşmuyorum artık. Hayır doğru söylüyorsun yaptın. Ama bak gülmüyorduk abi gülmeyin dedim yani. Hayır gülümsüyordum ben onu fark ettim gülümsüyordun. Yok abi nereden görüyorsun abi ben? Görmem oğlum hissederim. Yok gülmüyordum bu arada. Heh bak bunu yapmaları lazım. Ejder'i aldılar bari. Ejder'i alamasa direkt lose'du maç. Chris öldü. Dışan? Kim? Dışan'ın flaşı yok. Dışan öldü. Ya böyle şampiyon mu olur ya? Kısante'ye bak. Kısante. 4000 can, 500 zır, 300 MR, 805. Tekleyecek de o Jarvan. Bitti. GG. Oğlum o Kısante Rumble'ı nereden nereye götürdü ya? Adam Blitz Zook'u atıyor Kısante'yle. Ama Dışan'ın 3P de kule varken oraya atması biraz komikti sanki yani. İşte benim doğadığım. Aiming biraz biliyor ya. 8 dakikada KT roster. O güzel maçtı. Yalnız Rabobon alayım burada lan. 23-11'lik bir. Vallahi güzel maçtı. Vallahi sondan birinci maça yakışır bir maç. Bu arada stomplamasındansa KT'nin böyle bitmesi çok daha iyi oldu bence. Koray reklam. Daha sonucu var. Bu da stompa dahil olur ya herhalde. Aa kaç dakika sürdü lan senin o şeyi tuttu mu? 45 üstü vardı ya. O tutmuş zaten ya. Onu doldurmuştu ama bakayım ne kadar sürmüş. Ama daha o belli değil oğlum. Şey değil mi o? Mesela atıyorum 55 dakika biterse ne olacak? 55 sayılacak. Tamam işte onu diyorum. 55 değil mi o? Yok 45 50 arası benim seçtiğim. Yani bir tane 45 bitti şu an. 3'ten falan bahsediyorum en yüksek. Ama o kadar kötü yavaş. Koray abiyle benim pikemler aynı ya direkt. O zaman bir Kemal'le Zaraki dayı duosu patlar.